Aki TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin kutuyla karşınızdayız. Birbirinden değerli 5 önemli konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Serdar Arseven, Ankara Stüdyosu'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Gazeteci, yazar arkadaşımız. Hayırlı akşamlar Sabri Bey. Bütün misafirlerimize oradaki ve Akit TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Metiner, eski parlamenter ve gazeteci yazar, Yeni Şafak gazetesi yazarı. Bu arada Mehmet Bey'e tekrar başsağlığı dileyelim. Üstadım hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum cümle geçmişlerimize, Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Skype üzerinden olunca biraz Akdeniz'in esmeri suratınıza, yüzünüze çok yansımış. Esmer gösteriyor size. Ege'nin diyelim. Peki. Değerli arkadaşlar, yine diğer konuklarımızı hemen izleyicilerim, onlarla da tanıştırmış olayım. Nazif Okumuş, eski parlamenter, eskiden 21. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili diyordu. Artık ihraç edildiği için eski parlamenter sıfatını öyle mi uygulayalım, yoksa yine yani, Milliyetçi Hareket Partisi? Bana o sıfatı milletim verdi. Dolayısıyla Türk milletinin verdiği hiçbir yetkiyi, sıfatı kimse alamaz. Peki. O bakidir ama tabii ki halkın iradesi üzerindeki verilen sıfatlar diyorsunuz, geri alınamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi değilim. Peki. Bakalım. Profesör Doktor Ferman Demirkol. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. Yine Avukat Ertuğrul Akar, TÜRKAT Başkan Yardımcısı, sizler de hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, neyi konuşacağız? Aslında yeni gündem. Türkiye'de gündem deyince her şey, her saniye değişebiliyor ve dünyada en çok gündem üreten ülkelerin başında geldiğimizi de altını çizmemizde fayda var. Avrupa veya gelişmiş ülkeler doğrudan gündemden sıkıntı çekerken bizde gündem saniye üzerinden değişkendir. Bize yani zenginlik var. Nazif Bey bu konuda katılmasa da gündemimiz boldur. O konuda zengin olduğumu ifade edeyim. Yani malayani işlerle uğraşmayalım da yani gerçek gündeme girelim. Peki bazen ama böyle, o gündeme şimdi size söyleyeceğim. Evet, meleklerin yani dişiliğine erkekliğine varınca. Erman hocamın olduğu yerde malayani işler olmaz. Eyvallah. Nasıl? Tamam. Güzel bir şey söyledim. Ferman hocamın olduğu yerde malayani işler olmaz. Evet, peki. Doğru Mehmet Bey. O zaman ben diyorum. Ferman hocamdan başlamak isterim. Bir dindar anayasa mevzusu başladı gidiyor. Türkiye'deki seküler İslam, muhafazakarlık vesairesi aldı başını. Başlık çok. Dindar anayasa denildiğinde ne anlıyoruz? Aslında dindar anayasa dediğimizde hiçbir şey anlamamamız daha faydalı. Niye? Şey anlamamamız daha faydalı. Çünkü anayasa bir tüzel kişi değil, anayasa gerçek bir kişi değil. Din kimin içindir? Gerçek kişiler için. Tüzel kişiler için gerçek değildir, devlet için değildir, şirket değildir. Yani devletin, şirketin, anonim şirketin, derneğin dini olmaz. Gerçek kişilerin, gerçek kişiler içinde de mümeyyiz olanların ancak dini olur. Mümeyyiz olmayanlar, yani yaşlılar, çocuklar, gayrimümeyyizler, aklı dengesi yerinde olmayanlar dinden sorumlu değil. Dolayısıyla dinden anayasa tabiri hoşa gidecek bir tabirdir. Ama anayasanızı baştan sona kadar dindar yapsanız, adaletli yapsanız, sosyal demokrat, sosyal devlet ilkesini yaşayan bir anayasa yazsanız bu gerçekten öyle bir anayasa mı oluyor? Hayır, biz anayasadan yanlış bir şey bekliyoruz. Türkiye'de uzun anayasa yaparsak sorunlarımız çözülür. İki, en önemli bir şey daha, anayasadan halk şey bekliyor, nuska gibi bir şey bekliyor. Okus pokus diyeceksiniz, anayasayla her şey düzelecek. İngiltere'de anayasa yok, bir. İsrail'de anayasa yok, iki. Amerika'da 11 maddelik bir anayasa var, dikkat ediniz. 11 maddelik bir anayasa var. Şimdi İngiltere'yi ele alalım. İsrail'de ne var? Temel kanunlar var. Toprak kanunu, askerlik kanunu, özgürlük kanunu. Bunların değişmesi Sabri Bey farklı meclisteki çoğunlukla değişir. Bunlara temel kanunlar derler. Yani anayasa olması şart değil. Ama Montesquieu diyor ki başınızın tüyü kadar düşmanınız varsa Londra'da dolaşabilirsiniz. Diyor. Ama o günkü Londra'da, 400 yıl evvelki Londra'da, bugünkü de değil. Bugün gece değil gündüz de dolaşmamışsınız Londra'da. Ama bir şey daha var. Şu ana kadar İngiltere yürütme organının bir kanadı olan kraliçe, bakanlar kurulundan gelen hiçbir kararı imzalamamış değil. Bu sadece bilgi veriyorum ben. Sadece bilgi veriyorum. İki, meclisten gelen bir kanunu da
yanlış biliyor bazı hukukçular Türkiye'de. Veto ile geri göndermeyi bilmiyorlar, anlamıyor Türkiye'dekiler. İngiliz parlamentosundan gelen kanunları kraliçe bir defa daha meclise geri göndermemişti. Çünkü kraliçenin sorumluluğu yoktur. Tam parlamenter rejimde yürütmenin başı sorumsuz olur. Ama aynı zamanda da yetkisiz olur. Yetkisiz Peki, olur. Türkiye'de daha önceki cumhurbaşkanları bu anlamda bütün kararları işlerine gelmediklerinde veya şer düştüklerini geri iade edebiliyordu. Onun adına şöyle diyeceğiz. Bizde 1876 Anayasası'nın 1909 değişikliğinde meclisten kabul edilen kanunlar padişaha geldiğinde, padişah imzalamadığında geri gittiğinde tekrar gelebilmesi için 3/2 çoğunluk lazım. Kime benziyor bu? Şu andaki Amerikan Anayasası'na. Şu anda Amerikan Anayasası kanunu başkan imzalamadığı zaman geri gönderdiğinde o vetoya dönüşüyor. Demek ki veto bir geri göndermedir ama her geri gönderme veto değildir. Yanlış biliniyor. Geri gönderme veto olabilmesi için vasıflı çoğunluk olması lazım ikinci kez. Dolayısıyla 1909 değişikliğinde vardır bu başkan aynı zamanda padişahtı. Ondan sonra 1921 Anayasası'nda başkan falan hiçbir şey yok. Meclis başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı ve bakanlar da tek tek ilk önce tek tek sonra başbakan çıktı ortaya. 29 Ekim 1923'te o tayin edilirdi. Bugün İsviçre'de en modern anayasa örneğinin iki tanesini birisini Türkiye yaşamış. 1921'den 24'e kadar meclis hükümeti dünyada da şu anda tek yaşanan ülke meclis İsviçre. Dolayısıyla orada da meclis başkan yok çünkü. Amerika'daki durumla bizi karıştıranlar bir öyle karıştırıyorlar. Bir de bazı hukukçular bırak halkı bir şeyi daha karıştırıyorlar. Sistem nedir Sabri Bey? Rejim nedir bilmiyor. Hukukçular bilmiyor. Anayasa hukukçular bilmiyor. Rejim nedir, sistem nedir? Onun için benim bu şeyimden dolayı tahakkül hukukçu, Güner Civoğlu hukukçu biraz çeşitlilik olsun diye öğrenciler gitmiş beni onlara şikayet gibi söylemiş. Ferman Hoca sizi sınıfta derste konu ediniyor diyelim. Kullanıyor değil mi? Konu ediniyor. Ne demiş ya? Bunlar demişler geri göndermeyle vetoyu bilmiyorlar. Demiş ya, o zaman Ferman Hoca ile bir konuşalım. Hakikaten onlar gazetecilik yapıyorlar. Hukuk kökenler ama hukuk yaşanan bir varlıktır Sabri Bey. Tıp gibi. Yaşamazsanız 10 yıl arada verirseniz siz de tıpçısınız de hukukçusunuz. Dolayısıyla Türkiye'de bazı kavramlar yanlış. Dindar anayasa dediğimiz zaman o anayasanın dindar olması, devletin dini İslam'dır desek yazsak, devletin dini Hanefi, Sünnidir veya Şafidir desek. Veya Şafidir dese yazsak. Ehli Beyt'tir, Cafer'idir diye yazsak. Ne olur? Devlet dindar olmuyor. Devlet dindar olmuyor. O hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben uygulamaya bakarım. Peki bu söyleme nerede? Hocam bir dakika. Buyurun. Türkiye'nin anayasasını veyahut da bu sistemini genellikle Fransa ile çok örnek vererek örtüştürmeye çalışırlar. Birkaç cümlede bunun üzerinden yarı başkanlık sistemi üzerinden evet. Mi? Yani yarı başkanlık değil. Yani Fransız anayasası şimdi bak, örnek verdiği Nazif Bey, İngiliz, geleceğim. Amerika veya söyleyeyim. Biz burada fakültedeki ders gibi biraz konulara girmeyelim. Fransa dediğin gibi yarı başkanlık rejimini uygulayan bir rejimdir. Ama Sabri Bey'in sorduğu bir anayasada dindar olmak ne demektir? Diyorum ki devletin anayasasının dinsizliği ve dindarı yoktur. Var ya Fransa anayasası. Peki özür diliyorum. Bu net oldu mu? Tamam. Peki. Peki ne olabilecek? Ben hocam tekrar döneceğim. Bir Serdar Bey'e soracağım. Ankara'daki gündem bu dindar anayasa olunca oradaki gazeteci arkadaşımız Ankara'nın nabzı üzerinden bir söz vereyim. Serdar Bey, dindar anayasa denildi. Kamuoyunun tepkisi nedir? Olumlu olumsuz böyle bir teraziye koysak ne çıkıyor ortaya? Şimdi öncelikle Sayın İsmail Kahraman'ın eski meclis başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın bir şeyle değerlendirmesiyle gündeme gelen tartışma çok da fazla Türkiye açısından pratik açısından öneminin olduğunu düşünmüyorum. Çok da fazla Ankara gündeminde karşılık bulabilecek, yer bulabilecek bir şeydir. Bunun üzerinden siyasilerin açıklamaları oldu. Bir siyasi dedi ki kendisini unutulmuştu, kendisini bu şekilde hatırlatmasın dedi. Bir başkası bir şey söyledi vesaire. Yani dindar anayasa tartışması zaten Türkiye işte öteden beri tartıştığımız şeyler. Laikliğin tanımı yapılsın deniyordu eskiden. Daha sonra anayasalardaki din vurguları işte Yunan anayasası, İsrail anayasası, İngiltere'de zaten
anayasa yok ama sistem içerisinde bir şeyler var. Pek çok Batı devlet, Amerikan işte vesaire, yani dinle ilgili vurgular ya da işte dini ritüellerin de sistem içerisinde yer alması gibi şeyleri biz öteden beri tartışıyorduk. Hatta yemin meselesi bizim çok eskiden gündemimizdeydi. İşte niçin işte Batı'da işte efendim İncil'le el basılıyor da işte kendi inançları üzerine yemin edebiliyorlardı, biz edemiyoruz vesaire. Bunlar artık bugünkü dünyada ve bugünkü Türkiye'de çok geride kalmış ve yaşadığımız pratiklerle uzaktan yakından alakası olmayan, faydası olmayan şeyler ve Ankara'da da bunun böyle ciddi bir yansımasının olduğunu düşünmüyorum. İşte benim de konuşmalarım, görüşmelerim, efendim vatandaşlardan gelen tepkiler vesaire en çok ne tartışılıyor? Belki bugün gündeme gelecektir. Bu marketler meselesi ve tarım kredi meselesi. Sayın Erdoğan'ın 1000 tarım kredi marketi açılacak açıklaması. Efendim bu ucuzluk getirir mi, ucuzluk getirmez mi? İşte zamların kaynağı nedir? Fırsatçılık mıdır, değil midir? Daha çok vatandaş, belki Nazif Bey biraz ona işaret etmek istedi. Vatandaşın gündeminde olan, çünkü kabul etmek gerekir ki hepimiz biliyoruz ki bizler de dahil dar gelirli insanlarız. Yani bu memleketin çok büyük bir bölümü dar gelirli insanlar. Dolayısıyla her harcayacakları parayı hesap etmek zorunda. Birçok insanımız böyle. Evet, durumu iyi olanlar var. Ayrıcalıklı pozisyonda olanlar var. Kazanabilenler var ama mahdut bütçeleriyle evlerini geçindirmeye çalışanlar da var. Dolayısıyla onlar sürekli olarak, yani onlar daha çok kendi meseleleriyle ilgili. Efendim kimisi 3600 işte kat sayı meselesini soruyor. Efendim polis memurları başka bir şey soruyor. Camiler ve din görevlileri haftası din görevlileri arıyor. Onlar da farklı şikayetler, işte kimileri özlük hakları ile ilgili. Yani aslında taleplerde... açıkçası Serdar Bey, özür diliyorum, araya gireceğim. Ankara'da konuşulan konular tamamen farklı diyorsunuz. Birçok başlık, birçok problem varken bir anda bunun gündeme gelmesi biraz da ne derler, işin garnitürü mü oldu? Ya Sabri Bey, şimdi şöyle diyelim. Bir kere ben yani işte dindar anayasa tartışmasını vesaire hem pratik bakımından şey bilmiyorum ama hiçbir şey bakımından doğru bulmuyorum. Ama bu benim tavrım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani insanlar fikirlerini ifade edebilirler. İnsanlar fikirlerinin propagandasını yapabilirler. Ve insanlar fikirleri doğrultusunda legal bir şekilde örgütlenebilirler. Yani bu üç hak her insan için vardır. Sayın İsmail Kahraman için de, bu görüşü savunanlar için de vardır. Yani biz diyebilir ki, ya kardeşim anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerine ben karşıyım diyebilir. Efendim buna karşı olmasının gerekçelerini izah edebilir. Diyebilir ki siz efendim aynı sudan iki kere yıkanılmaz diyorsunuz. Sürekli gelişmeden bahsediyorsunuz. Efendim hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorsunuz çok doğru olarak. Peki kardeşim, ilim bilim bu kadar önem veriyorsunuz da niçin anayasadaki sabitleri bu kadar savunuyorsunuz? Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Yani vatandaş edemez bunu diyebilir. Onu diyebilir. Şimdi buna karşı da çıkılabilir. Efendim Cumhuriyet'in temel nitelikleri bunlardır. Bunun şimdi zamanlaması mı şey? Yani biz yani fikrini ifade etmiş dindar anayasa istiyor. Birisi de diyebilir ki hayır, tamamen dinsiz anayasa olmalıdır. Tamamen ne bileyim ateist ruhlu anayasa olmalıdır. Ya da devletin dini olmaz, kişilerin dini olur. Dolayısıyla din ve vicdan hürriyetini teminat altına alınan bir anayasa olmalıdır. Peki. Efendim devlet bütün inançlara ve inançsızlıklara aynı mesafede olmalıdır. Ama bunların hepsinin tartışılmasını son derece tabii görmemiz gerekiyor. Müsaadenizle ben de unutmadan Sayın Mehmet Metiner'e sosyal medyada da mesaj yayınlamıştım. Arayıp da rahatsız etmek istemedim. Başı çok kalabalıktır, çok gelmiştir. Bu dönemlerde bilirim. Rahmet diliyorum muhterem babasına. Mekanı cennet olsun. Rabbim sabırlar versin. Mehmet Metiner Bey kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey. Diyeyim. Yani soracağınız bir şey varsa cevaplayabilirim. Üstad, daha sonra katkıda da bulunabilirim. Yani bu tartışma üzerinde ben, doğrusu bu tartışma üzerinde evet fikrini ifade etmiştir. Edilmesine saygı duyarım. Ama çok pratikte Ankara'da da öyle tartışılan bir şey değil yani. Ankara'nın gündeminde de fazla yer bulan bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey, bu dindar anayasa dediğimizde niye bir anda gündem oldu? Bütün sosyal medya gruplarında dindar anayasa konuşulmaya başladı.
Çok önemli miydi bu başlık? Bence tanımlama yanlış. Yani anayasa dindar, dinsiz, ateist. Anayasa anayasadır. Yani anayasa yapımında siz toplumsal talepleri, toplumsal ihtiyaçları, tarihsel arka planı ve güncel gereklilikleri göze alarak bir anayasa yapım süreci başlatırsınız. Dinden de, dini metinlerden de yararlanabilirsiniz. Avrupa'nın hukuk normlarından da yararlanabilirsiniz. Gelenekten, görenekten, örften de yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla anayasalar toplumları ilgilendiren, bireyleri ilgilendiren hukuksal metinlerdir, yapı taşlarıdır. Anayasaların önüne başka sıfatların konulmasına gerek yok. İslami anayasa, gayri İslami anayasa, dini anayasa, dindar anayasa. Ben kendi adıma bu tür tanımlamaları sorumlu buluyorum. Çünkü anayasalar toplumun bütün kesimlerini kapsayan, kuşatan anayasalardır. Ve bence anayasaları anayasa yapan da bireylerin, vatandaşların, o ülkede yaşayan herkesin dini, ırkı, mezhebi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi adalet temelinde buluşturan metinler olmasıdır. Değilse zaten anayasalar bir baskı aparatına dönüşürler. Yani devletin dini İslam'dır dersiniz ama gayrimüslim vatandaşlarınız var. Veyahut da Hanifi dersiniz. Eskiden vardı, Türk cüzdanlarımıza mezhebi Hanifi derdi. Şimdi bütün bunlara hiç gerek yok. Yani dine kayıtsız, dine lakayt, hatta dinden bağımsız anayasa tasavvuru ne kadar yanlışsa, ki bu aslında laiklikle bağdaşır bir tutum da değil, ama sadece ve yalnızca dini anayasa. Bu tanımlamalar da doğru değil. Mesela biz ilk gençlik yıllarımızda hatırlıyorum, Kur'an için anayasa derdik. Bizim anayasamız Kur'an'dır dedik. Ya Kur'an niye anayasa olsun? Bir anayasa yapım sürecinde kutsal kitapların hepsinden yararlanırsınız. Müslüman bir toplumda elbette ki İslami duyarlılıkları gözetirsiniz. Ama eğer siz bir anayasa üzerinden sadece belirli bir dini ekseni alarak, belirli bir inancı, belirli bir yaşam tarzını ekseni alarak devlet yönetmeye kalkışırsanız, orada sorunlu bir alan yaratmış olursunuz. Şu açıdan sorunlu bir alan yaratmış olursunuz. Çünkü dinin bizatihi kendisi zaten bin tane yoruma açık. Yani hukuk normları açısından normatif olarak baktığımızda da Ferman Hocam oradadır, çok iyi bilir. Yani hukukçular herhangi bir ayetin yorumunda, herhangi bir hadisin veya da nas diye adlandırdığımız herhangi bir metnin yorumunda bile farklılaşmışlardır. Dolayısıyla siz herhangi bir dini yorumu anayasanın bizatihi kendisi haline getirdiğiniz zaman aslında o yaptığınız anayasa bizatihi dini bir anayasa olmaz. Dinin içinden bir yorumun anayasası olmuş olur. Dolayısıyla o yorum gibi düşünmeyen dindar vatandaşlarınızı da bir şekilde rahatsız etmiş olursunuz. Geçmişte bunu çok gördük. Mesela Mutezile işte şey konusunda belirli bir felsefi, akidevi görüş, kelami görüş, devletin resmi görüşüne dönüştürüldüğünde İmam Azamlar baskılanmıştır. İmam-ı Şafiiler baskılanmıştır. İşte İran'da Şiilik bir devlet ideolojisi gibi. Yani kanun yapma süreçlerinde Şii metinler olmazsa olmaz bir öneme sahip. İyi de burada sadece Şiiler yaşamıyorlar ki. Bir de Şiilik de kendi içinde, yani işte geleneksel Şia yorumu, işte Hümeyni'nin önünü açtığı velayet-i fakih anlayışına dayalı içtihatlar. Dolayısıyla din demek aslında normatif olarak belirli şeyler olsa bile yorumsal olarak çeşitliliği, çoğulculuğu olan bir yaklaşım tarzı. Onun için ben dini anayasa, dindar anayasa tanımlamasını yanlış bulmakla beraber artık şunun da herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, bir toplumda anayasa yapılırken siz dini normlardan da dinden neşet eden normatif hukuk ilkelerinden de yararlanabilirsiniz. Çünkü o toplumun tamamına yakını dindarsa, Müslümansa,
o hassasiyetleri de gözeten, Avrupa normlarını da gözeten ama bütün bunların üstünde de adaleti, özgürlüğü eksene alan bir anlayışı herkesin kabul edebileceği bir anayasal metne dönüştürmek zorundasınız diye düşünüyorum. Peki. Üstadım çok teşekkür ederim. Nazif Bey, dindar anayasa üzerinden baktığımızda Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada laiklik ilkesinden vazgeçilemeyeceğini ve yeni anayasayla ilgili bireysel kişilerin kendi düşünceleri olarak ifade etti. YİK üyesi veya milletvekili olmak kendi kişisel görüşünü yapmaması veya yasaklanması böyle bir şeyin de söz konusu olmadığını ama devletin de partinin de görüşü nettir. Bu konu tartışılamaz diye bir açıklama yaptı. Peki neden böyle bir anda bu konuşuldu veya toplumun daha çok medya üzerinden değil ama sosyal medya platformlarında dehşet konuşuluyor. Hangi platforma giriyorsanız anayasa. Niye böyle bir şey? Öncelikle Sayın Erman Hocam'a teşekkür ederim. Bence bir hukukçu kimliğiyle, üstelik profesör kimliğiyle, titriyle de meseleyi bence özetledi ama Sayın Metiner daha altını da besleyerek bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ben de bir adım öteye gideyim. Sizin dediğiniz gibi neden gündeme geldi? Yani belli ki AK Parti yönetiminde de bu yani üzerinde tartışılmaya değer bir konu olarak dahi gözükmüyor. Ve böyle bir tartışmanın Türkiye'nin gündemine gelmesi arzu edilmiyor veya yanlış bulunuyor. Ömer Çelik de bunu ifade etmiş. Şimdi neden bunu İsmail Kahraman söyledi? İsmail Kahraman bence Türkiye'nin yavaş yavaş artık en azından kimilerine göre de hızlı da denilebilir ama ben yavaş yavaş diyorum Türkiye bir seçim arifesine, bir atmosferine doğru girdi. Ve neticede Türkiye'de artık ittifakların alacağı oylar konuşuluyor. Onlar sık sık gündeme geliyor. Televizyon kanallarında tartışılıyor. Siyasetin kendi zemininde tartışılıyor. Ve nihayetinde Türkiye'de bir irade değişikliğinin söz konusu olduğuna dair genel bir kanaat hakim, benim durduğum yere göre tenzih ederim. Diğer arkadaşlarım da tabii ki mevcut iradenin de devam edebileceğini çok tabii olarak söyleyebilirler, söylemekteler. Ama bunlar tartışılıyor. Bu tartışmalar yapılırken ister istemez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bildiğimiz bu kimine göre ki bana göre de öyle tek adamlığı çok baskın bir şekilde yansıtan sistem de tartışılıyor. Çünkü niye tartışılmasın? İşte görüyorsunuz yani verin yetkiyi, görün Türkiye'nin halini yani 1'e 3 zenginleşeceğiz derken Türkiye'nin nasıl yoksullaştığı, nasıl milli gelirin 12 bin dolardan 8 bin dolarlara düştüğünü, Türkiye'nin nasıl istihdam fukaralığına dönüştüğünü, Türkiye'nin nasıl değerlerini, kaynaklarını kaybettiğini, Türkiye'nin nasıl en azından Batı karşısında zaman zaman hem iç politikada hem dış politikada hem de ağırlıklı olarak ekonomik alanlarda çaresizleştiğini hep bunları görüyoruz. Aksini iddia edenlerle sabahlara kadar konuşabiliriz. Ama bu neticede siyasetin kendi şartlarındaki tartışmalarımız. Şimdi bu alanda öteden beri AK Parti'nin özellikle belli bir kesiminin çok böyle ısrarla sıkıntıya düştüğü an bir can simidi gibi ortaya attığı bir alan var. Bu din. Şimdi İsmail Kahraman'ın da bunu siyasi hayatında zaman zaman gördük. Şimdi şu veya bu sebeple herkes kendine göre yorumluyor. AK Parti demedim ben İsmail Kahraman dedim. AK Parti'nin de böylesine bir özellikle ciddi bir iddiası var. Yani öteden beri var. İddiası. Bu iddialarının bir kısmını hayata geçirmiştir. Bu iddiaların hayata geçirdiklerine katılırsın, katılmazsın. Destek verirsin ve mesela başörtüsü meselesindeki falan iddialarımız ortak iddialardı. Bunlar doğru iddialar. Düzeltilmesi gerekmez tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ben söylüyorum zaten doğru iddialar diye. Yani konuşmaya bile değerdi bulmam. Binaenaleyh şimdi İsmail Kahraman bunu söylüyor ama bir adım daha atıyor. Bir adım daha attığında o zaman iş farklı mecraya bürünüyor. Nedir o?
Yani anayasanın başlangıç maddelerine getiriyor meseleyi. Yani anayasanın başlangıç maddelerine getirdiğin zaman orada dur derler. Onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediğini yakın bir zamanda gördük. Yani anayasanın başlangıç maddelerinin değişmesiyle ilgili böyle cılız bir takım diyebileceğimiz seslendirmelerin karşısında Sayın Cumhurbaşkanı da tavrını koydu. Yani bunlar bizim ne gündemimizdedir ne de olabilecek şeylerdir diyen bir Cumhurbaşkanı var. Şimdi İsmail Kahraman bunu söylerken bence sıkışan siyasette, siyasi dinamiklerin içerisinde sıkışan AK Parti'ye toplumsal kendi dinamiklerinin karşısında bir alan oluşturmaya veyahut da onu o alanın içerisinde kopmaları engelleyebilecek bir konsolidasyon yaratmaya çalışıyor. Bunu biz Hayrettin Karaman'ın son zamanlardaki yazılarından ve Türkiye'de neticede Dimyat'a giderken evdeki bulgur, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak sözünden yola çıkarak yaşanan sokaktaki tartışmalar olmasa bile en azından siyasetin kendi derinliklerinde yaşanan tartışmalardan anlıyoruz. Ve İsmail Kahraman bence bunu bir algı anlayışı içerisinde ortaya koyarken biraz kendi tabanına hoş gözükmek, biraz durumdan vazife çıkartıp bir an alan oluşturmaya çalışmak, biraz da işte herkesin marketlere konuştuğu, herkesin sokakta yani taşeronlar bile artık Türkiye'de konuşulamaz hale geldi. Çünkü %17 ile devraldığı taşeron varlığı bugün %50'leri aşmış vaziyette Türkiye'de AK Parti'nin. Yani Türkiye'de bir asgari ücret üzerinde, iki taşeron anlayışı üzerinde bir emek sömürüsü yoğunlaşmış. Şimdi bir taraftan zenginleşen Türkiye'yi konuşanlar var. Bir taraftan da makasın açılmasıyla aşağıda çok ciddi bir şekilde sıkıntılarıyla boğuşan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin içerisinde çalışan emekçi kesiminde kendi gerçeği bu. Başka şeylere söylememe gerek yok. Çok spesifik, değerli gazeteci arkadaşım Ankara'dan ne dedi? İşte memurların talepleri var. Efendim ayrıca sınıfsal olarak ayırdığımız zaman, kategorize ettiğimiz zaman işte polisin ayrı talepleri var. Din görevlilerinin ayrı talepleri var. Bu hafta cami ve din görevlileri haftası diye de hatırlatarak ifade etti. Elhasılı kelam toplumsal talepler her zaman olacaktır. Ama toplumsal talepler eğer bir yerde milletin yoğunlaşıyorsa orada büyük bir problem var demektir. Şu anda Türkiye'nin toplumsal taleplerinin yoğunlaştığı alan geçim sıkıntısıdır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da, ben de hayret ettim. Yani bu geçim sıkıntısıyla ilgili alanı kendisi keşfetmiş ve o da bunu kabul etmiş durumda ve bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Ama bunlar ne kadar sadraşı var, bunlar ne kadar toplumsal gerçeklerimizle örtüşüyor. Gerçi onlar da çok ayrı bir şekilde tartışılacaktır, tartışılmaktadır. Ve onların Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaviyesinden bakıldığı zaman gerçeğe parmak basıyor ama o gerçeğin reçeteleriyle ilgili toplumsal gerçeklerle hiç de örtüşen bir takım reçeteler ortaya konmadığına dair ben de fikirlerimi saatlerce paylaşabilirim. Elhasılı kelam, biz dindar anayasa gibi böyle bir söylemlerle kendimizi aldatma yerine Türkiye'nin gerçeklerinin etrafında buluşmamız lazım. Türkiye'nin gerçekleri mevcut anayasadan yola çıkarak o anayasayla beraber tahkim edilmiş demokratik parlamenter sistemde de şimdiki cumhurbaşkanlığı sisteminde de bir şekilde aksaklıklarına rağmen sokakta uygulanabilirliği ortadan kaldırılmış ve milletin adalet arıyorum diye isyan etmesine, feryat etmesine yol açan o gerçekle buluşmamızdır. Peki. Türkiye bu adaleti oluşturduğu takdirde hiç kimse dindar anayasaya veya dinsiz anayasaya bakmaz. Yani bugün Türkiye'yi yönetenler veya yarın yönetecek olanlar, dün yönetmiş olanlar Türkiye'de ben Hazreti Ömer'in adaletini uyguluyorum ve dolayısıyla insanları hiç ayırt etmeden eşit bir şekilde tıpkı hepimizin kafasında, kulağında, gönlünde yer aldığı şekilde Fırat kenarında kuzunun mesuliyeti anlayışı içerisinde bütün yaratıklara, canlılara bakıyorum ve yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın bir şekilde yarattığı en şerefli yaratık olarak, insan olarak o sorumluluk anlayışında hareket edip de bu adaleti uyguluyorum dediği zaman ne dinsizi, ne bilmem ne başka dinlisi çıkıp da ne yapıyorsun sen Hazreti Ömer'in adaletini mi
uyguluyorsun demez. Seni alkışlar, seni takdir eder, seni baş tacı yapar. Çünkü adalet vardır. Adaleti uyguluyor demektir. Elhasılı kelam bu böyle palavralarla, laflarla, siyasi salatalarla götürülecek iş değildir. Dindar anayasa, Sayın Metin arkadaşımın da bence düşündüklerime de tercüman oldu ve çok değerli hocamın da başlangıçta anayasa gerçeğinden yola çıkarak açmış olduğu pencereden baktığımız zaman yani anayasayla dinin şeyi yoktur ama vicdanın vardır. Tamam mı? Bu vicdandan, bir vicdandan araya gidelim. Ben şimdi Ertuğrul Bey'e, genç bir arkadaşımız ve hukukçu olduğu için onun gözünden biraz bakalım. Ferman hocam dedi ki bunu tartışmak abes. Yani o cümlelere getirdi. Serdar Bey'in ifadesiyle gündem başka bir şey. Serdar Bey bir şey mi söylediniz? Mehmet Bey mi? Yok hayır. Ben bir eklemede bir cümleyi... Arkadaşlar sesle bir düzeltme yaparsanız zamanında duyayım. Buyurun. Yani dini siyaset, dini anayasa, yani bu tür her konuya dini bu şekilde bulaştıran yaklaşımlardan lütfen kaçınalım. Gerçekten dine zarar veririz. Bir diğer husus, dinin ilkesi adalettir, adalet. Adaleti sağlayacaksınız. Kendiniz için ne istiyorsanız başkaları için de onu isteyeceksiniz. Bunu sağlayacak bir anayasa yaptığınızda, yani herkesin kendisi gibi kalarak kendisini özgürce ifade edebildiği ve herkesin de adaletle yönetilebildiği, bütün bunları sağlayan hukuksal, normatif ilkeleri kabul ettiğiniz zaman bu anayasa herkesin anayasasına dönüşür zaten. Bunun önüne dini koymanın, İslamiyet'i koymanın, arkasına şunu bunu yapıştırmanın hiçbir manası yok. Ne laik anayasa demenin, ne dindar anayasa demenin. Din üzerinden bu tür tartışmaları başlatmanın siyasete de hiç kimseye de yararı yok. İsmail Kahraman abime de burada saygılarımı iletiyorum. Kendisinden de bir kardeşi olarak, bir evladı olarak rica ediyorum. Lütfen bu kulvardan artık siyaseti de siyasetçilerimizi de çıkartalım. Peki. Evet. Ertuğrul Bey. Şimdi genç bir arkadaşımız olarak biraz da size bu dindar anayasa denilince... Çok tecrübeli bir hukukçu. Genç arkadaşımız ama çok tecrübeli bir hukukçu olmuş ya. Estağfurullah. Önemli olan şu. Genç arkadaşımız derken şöyle beyefendilere baktığımda dolayısıyla benim jenerasyonumu temsil ediyor diyebilirim ben. Eyvallah. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Yani gündem tamamen farklı. Başka başlıklarda konuşulması gerekirken bir anda dindar anayasa nedir? Tabii söylenenlerin hepsi kendi çerçevesine doğru. Fakat ben şöyle görüyorum aslında, bir devlet için konuşulan dinamiklerin tamamı aslında bizim bugün tartıştığımız konuların içerisinden çıkmaktadır. Yani devletin siyasi olarak tahkim edilmiş gücü birlikte kendisiyle birlikte ekonomiyi, kendisiyle birlikte diğer alanları da tahkim etmektedir. Bu bağlamda dini anayasa veya ideolojik anayasa vesaire tartışmaları ben aslında Türkiye'nin özellikle son dönemde tartışılan ifade özgürlüğünün geldiği nokta açısından olumlu buluyorum. Çünkü ana muhalefetin başını çektiği muhalefet bloğu her defasında HDP ve üzerinden terörü neredeyse ılımlı gösteren propaganda yapmaktadır. Biz maalesef ülke olarak bunu bile neredeyse ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken din ve ideoloji yani toplumlar nezdinde kabul görmüş iki dinamik açısından ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını ben doğru bulmuyorum. Sayın İsmail Kahraman'ın kim olduğu belli. Nereden yetiştiği belli. İdeolojik görüşü belli, inancı belli. Yani kim olduğu belli. Doğal olarak bizim ondan farklı şekilde davranmasını beklememiz zaten ona haksızlık olur. Yani İsmail Kahraman zaten bunun için siyaset yapmış, ömrünü adamış bir insan. Yani inancı ve özellikle de inancının yansıdığı, sirayet ettiği bir siyasi düzen için mücadele etmiş bir insandır. Ve doğal olarak kendi bulunduğu ortamda öğrencileriyle, arkadaşlarıyla sohbet ederken bu ifade şeklini kullanması da en doğal hakkıdır. Yani İsmail Kahraman'ın... Bireysel bir düşüncedir diyorsunuz. Tabii İsmail Kahraman'ın
bir toplantıda kendi düşüncelerini ortaya koyması ne AK Parti'nin ne Cumhur İttifakı'nın veya devleti yöneten her kimse bu kişilerin resmi görüşü değildir. Olamaz da. Bunu kendisi de biliyor. Yani meclis başkanlığı seviyesine ulaşmış bir insan. Ama bizim ondan sen bunu konuşamazsın dediğimiz an ona haksızlık, zulüm yapmış oluruz. Çünkü ömrünü ona adamış bir adam. Dini anayasa olur mu? Bakın, din dediğinizde ne anladığınızla ilgilidir. Benim için din İslam'dır. Sizin için din liberalizmdir. Başkası için din faşizmdir. Bir başkası için din farklı bir ideolojidir. Böyle bir tanımlama yapılabilir mi dinler için? Tabii ki yapabilirsiniz. İnandığınız şey sizin dininizdir. Yani bugün Türkiye'de inançsızlar yok mu? Ateistler yok mu? Hristiyanlar yok mu? Yani bir tek din İslam mıdır? O yüzden dini değerlendirirken İsmail Kahraman'dan bağımsız olarak ben anayasal düzlemde baktığımda devletler hukuku dinle ilgili bir tedbir alması gerekiyor mu? İfade özgürlüğü Peki. kısmından ilerliyorum. Hı hı. İsmail Kahraman'dan, Sayın Kahraman'dan bağımsız baktığımızda devletler o yüzden laiklik ilkesi üzerine inşa edilirler. Yani din veya inandığınız ideoloji veya inandığınız her neyse bunun keyfini çıkarırken veya maneviyatını yaşarken birilerinin size zulmetmemesi, baskı yapmaması için laiklik ilkesi ortaya konmuştur. Yani laiklik aslında inananların güvence ve teminatıdır. Bu noktada dini anayasa olur mu olmaz mı değerlendirdiğimizde dini anayasa olmamalıdır noktasındayım ben. Neden? Çünkü eğer siz anayasaya ilk dört madde olarak dokunulamayacak devletin 1923'ten bu yana kurucu dinamiklerini oraya almışsanız, yani 23'te koyulu demiyorum. Yani sonuçta kurucu dinamiklerimiz, sosyal devlet, laik devlet, hukuk devleti ilkesi, bunlar bizim kurucu dinamiklerimizdir. Doğal olarak siz bu kurucu dinamikleri koyduğunuzda ve içine laikliği de koyduğunuzda ister istemez siz hiçbir şekilde ideoloji veya İslami inanç, toplam hepsine din diyorum, dini anayasa yapamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok zaten. Bu bağlamda böyle bir tartışmanın hukuksal zeminde zaten karşılığı da yoktur. Ama ben bu değerlendirmeleri ifade özgürlüğü kapsamında saygı duyulması ve desteklenmesi gereken bir çaba olarak ortaya koyuyorum. Çünkü biz gelecek yeni jenerasyona, arkadaşlarımıza siyasete cesaret edebilmeleri adına en önemli silah ifade özgürlüklerini vermek zorundayız. Eğer ben inandığım şeyin devlet yönetiminde milleti adaletle yönetecek ideoloji veya din, her neyse adı, doğru olduğuna inanmazsam ve siz de beni ifade özgürlüğü kapsamında sen bunu konuşamazsın, yanlıştır dediğiniz an devletin geleceğini siz çöpe atmış olursunuz. Riske atmış olursunuz. O yüzden ifade özgürlüğü bu bağlamda son derece önemlidir. Ne diyorum size? Daha geçen hafta biz bir terör örgütü mensuplarının oluşturduğu siyasi oluşumun bilmem ılımlı uyum bildirgesi mi ne saçma sapan, yani vatana ihanet bildirgesi olan bir metnini tartıştık. Şimdi biz bunu tartışırken ifade özgürlüğü kapsamında kusura bakmayın da kendi inandıkları düşüncesine. Burada böyle bir tenakuza düşmüyor musunuz? Nasıl? Şimdi terör örgütü mensupları diye ifade ettiğiniz çevreden çıkanın yanlışlığını çok doğru bir şekilde paylaşıyorsunuz. Yani katıldığım bir şekilde. Oradan yola çıkarak örnek vererek ona onu tartışan bunu da tartışmalıdır diyorsunuz. Yani bir şey yanlıştır diye o tartıştı diye bunu oradan, da tartışmaya yok, gerek ben var. Öyle söylemiyorum. Mesela ben yani bir ki, toplumsal eğer, yok. ahenk var. Toplumsal bir bütünlük var. Ben şimdi İsmail ki, Kahraman anayasanın kendisinde bile bırakın yani dördüncü maddesi o tartışılmaz denen maddeler değiştirilmez denen pardon maddelerle ilgili de düşüncesini söylerken o maddelerin dördüncüsü bu dördüncü madde zaten bütün hepsini teminatlı. Evet teminat değiştirilemeyeceğini konuşulamayacağını bile söylüyor. Hı hı. Şimdi bu kadar tavan yaptırıyor özgürlüklerde adeta istediğini söyleyecek. Efendim o da yani bir taraftan baktığınız Bey, zaman tehlikeli Ertuğrul, bulduğunuz peki, çevrelerin ifadeleri Ertuğrul kadar Bey, tehlikeli bir toplumsal herhalde, ifade ittifakı dinamitleyen bir şey alan oluşturmuyor mu? Buyurun. Şimdi aslında Nazif Bey benim söylediğimi takip etmiştir. Neden? Çünkü ben diyorum ki
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ifade özgürlüğü noktasında ileri bir seviyeye ulaştı. Ve bu ileri seviye içerisinde yeterli her mi? Ne kadar yanlış yeterli bulsa mi? Da ya şöyle tehlikeli bir durumdayız. Yani hı-hı, bizim ülkede uygulanan demokrasi şu anda zıvanadan çıkmış bir durumda. Hiçbir Avrupa ülkesinde, hiçbir medeni ülkede, hiçbir güçlü ülkede siz bu şekilde terör propagandası yürüten bir partinin alelade bir şekilde bildiri yayınlamasına, efendim terörden yargılanan Selahattin Demirtaş'ın, terörden hüküm giymiş Abdullah Öcalan'ın veya Kandil'in hangisinin daha sözünün geçtiği, ya saçma sapan tartışmaların dahi normal karşılandığı bir ifade özgürlüğü, bir demokrasi aşamasındayız. Ben şahsım adına bu seviyeyi tehlikeli bulmaktayım. Ve diyorum ki aslında biz bunu dahi göğüsleyecek seviyeye gelmişken toplum olarak Sayın İsmail Kahraman'ın da dini anayasa yorumu üzerinden çok da fırtına koparmaya gerek yok noktasındayım. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Zaten kimse koparmıyor. Şimdi, ama... Bu noktada burada yapılması gereken hususlar aslında şunlar. Anayasaları oluştururken özellikle Türkiye için eğer biz ilk dört maddeyi koruma kaydı ile geri kalan maddeleri tekrardan inşa etme çalışmasına gireceksek öncelikle kavramların yeniden tanımlanmasıyla başlamak durumundayız. Çünkü bizim ülkemiz şunları gördü. Anayasaya geçici maddeler konup sözüm ona anayasayı ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için askerlere verilen geçici maddelerle bu ülke darbeler gördü yıllarca. Neden darbe yaptın peki dediğimizde darbeci askerlere ben anayasaya dayanarak yaptım dendi. Ferman işte, hocam bir katkı sunmadığına herhalde bir şeyler söyleyecek. Bir şey söylüyorum. Bu arada Ertuğrul Bey'in ifade ettiği bir husus var hocam, özür diliyorum. Bir araya gireceğim. Dinledim ben mesele Ertuğrul Bey. Şu. HDP örneğin kendi görüşü açısından bir siyasi parti olarak anayasaya göre kendine göre bir açıklama yaptı. 14 başlık üzerinden bir açıklama yaptı. Beğenir beğenmeyiz ayrı bir şey. Ama Sayın İsmail Kahraman'ın da kendi bireysel düşüncesini oradan ifade etmesi. Peki bir siyasi partiyle bir birey, HDP diyor ki benim parti prensiplerim açısından görmek istediğim anayasa budur. İsmail Kahraman da diyor ki parti değil, bireysel düşüncem dindar anayasada tartışılmalı veya yeni anayasanın içerisinde dinin de belli bir değeri olmalı. Bireyler layık olmazlar. Peki. Bireyler dine inanırlar. Bugün peki, siz Akit TV'de çok güzel bir yazı yazmışsınız. Ben ona geleceğim. Akit gazetesinde. Akit gazetesi. Akit TV'de de yayınlanıyor. Akit doğru gazetesinde. Ben ne dedim? Gazete. De TV dedin de. Akit gazete. Tamam. Yok, Akit TV'de de yayınlanıyor. Doğru. Evet. Peki. Akit gazetedeki yazdığınız yazı çok önemli. Ona geleceğim. Bu konu İsmail Kahraman'ın bireysel ifade özgürlüğü değildir. Kesinlikle değil. İsmail Kahraman... Neden? Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Mı? Bunu ifade etmesi, hı hı, İsmail Kahraman denilen bizim vatandaşımız diyelim alalım. Meclis Başkanı, AK Parti falan, hı hı, kurucusu vesaire. Siyaseten önemli bir adam. Böyle peki bir kişinin bireysel ifade özgürlüğü değildir. Onun ifade özgürlüğüne kim engel olabilir? Hiçbir kimsenin ifade özgürlüğüne engel değil. Ben buradan bir şeyi daha önce de dikkat çekmiştim. Bu hareket doğrudan doğruya Tayyip Bey'e vurulan bir darbedir. Bir daha tekrar ediyorum. Tayyip Bey'i küçük düşürmedir, zayıf düşürmedir. 24. madde İsmail Kahraman bilmiyorum hukukçu madde değil mi? Bu anayasa zaten dindar bir anayasa. Bu anayasa dindar bir anayasa. İkinci maddede peki okuyorum. Okuyalım o dindar okuyalım anayasanın özetini. Yok, hemen okuyalım. Hemen okuyorum. İsmail Kahraman bunu okumamış. Eski vereceğim. Özür dilerim. İsmail Kahraman hukukçu ama bilmemiş olabilir mi? Başlığımı koyuyorum. Din ve vicdan hürriyeti. 24. madde. Herkes vicdan, virgül, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. maddedeki anayasanın 14. madde hükümlere aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenleri serbesttir. Burada dini anayasayı ayrıca savunmak ne demektir biliyor musunuz? Dini, bu anayasa dinsiz, o zaman dinsiz anayasa olabilir mi diyeceksiniz? Bu anayasa dinsizliği öngörmüyor. Bireysel dinsizliği öngörüyor. Bireysel. Devlet olarak da neyi görüyor? Dini anayasayı öngörüyor. Peki. Söyleyeceğim. Hayır bitme. Sabri Bey. Bir söyleyeceğim. Özür diliyorum. Bir toparlasın hemen. Bitireyim. Hayır sözümü bitireyim. Mehmet Bey'e de söz bu anayasa diğer düşünce özgürlükleri gibi dini özgürlükleri, ibadet özgürlüğünü de emredici, koruyucu hükümleri altına almıştır. Vatandaşa kamu hizmetidir bu. Din özgürlüğü ne demektir Sabri Bey? Düşünce özgürlüğü, dernek kurumu özgürlüğü, siyasi parti özgürlüğü gibi bir kamu hizmetidir. Devlet kamu hizmetini herkese sunacak,
ve bir şey yapmayacak. Ne bir dine uzak olacak, ne bir dine yakın olacak. Çok güzel bir deyimdir. Dolayısıyla İsmail Bey'in yapmış olduğu bu hareket bireysel bir özgürlük değil. Bireyselliği kullansın, kimse bir şey dedi yok. Ama dini anayasa olsun diyor. Nasıl yok? Ona da bir şey demiyorum. Ertuğrul kardeşim doğru söylüyor. Ama siz AK Parti'nin meclis başkanısınız. Seçim dönemi. Bunu konuşmasanız ne olurdu? Ertuğrul Bey diyor ki kendi bireysel düşüncesidir. Hayır, ben de diyorum ki bu bireysel. Vatandaş İsmail Kahraman'ın işi değil bu. O serbest. AK Parti dindar bir kişi, tarihi geçmişler Ertuğrul kardeşim diyor ki geçmişten gelen vardı, siyasi kimliği var. Bu siyasi kimlik AK Parti'ye ve Tayyip Bey'e vurulan büyük bir darbedir. Bunu görmüyorsunuz. Bunu görmüyorsunuz. Peki. Siz. Ben bitiririm. Bitirmeden hocam size size katılmayan kısımları var. Onun üzerinden görüş Ferman isterler. Ferman hocama şöyle yani orası işin siyasi tartışması. Onu ayrı konuşuruz. Peki ben Mehmet Bey'e de bir söz vereyim. Ondan sonra size geleyim. Size katılmadığı kısımlar var. Ben Serdar Bey size de geleceğim. Bir dakika. Mehmet Bey buyurun. Mehmet Bey de mi? Mehmet Bey istemedi herhalde. Yok, Mehmet Bey de istedi de orada doğrudan müdahale etti. Ben araya girdim. Tamam. Buyurun. Tartışmayı doğru bir zeminde yürütmek lazım. Doğru zemin şudur. Sadece İsmail Kahraman Bey'in değil, herkesin her konuda görüş açıklama özgürlüğü vardır. Kimsenin buna itiraz ettiği yok. Hiçbirimiz katılmasak bile İsmail Kahraman Bey'in bu ifadelerinden rahatsızlık duyuyor değiliz. Başka yerlerde de İsmail Kahraman'ın bu ifadelerinden rahatsız duyanlara karşı fikir özgürlüğünü aslanlar gibi savunuruz. Konu bu değil ki. Biz dindar bir anayasa tartışmasının AK Parti'de siyaset yapmış, meclis başkanlığı düzeyinde siyaset yapmış, Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı bilinen bir isim tarafından yürütülmesinin her açıdan mahsurlu olduğunu söylüyoruz, eleştiriyoruz. Bu İsmail Bey'in bu görüşlerini açıklamasından duyduğumuz rahatsızlıkla ifade edilebilecek bir durum değil. Tabii ki rahatsızlık duyarız, siyasetten rahatsızlık duyarız. Çünkü biz herkesin partisiyiz, Türkiye'nin partisiyiz. Bu ülkede yaşayan bütün yurttaşları adaletle ve özgürlükle yönetmeyi öngören, hedefleyen bir partinin adıyız. Dolayısıyla bu konuda kişisel görüş sert etmiş olsa bile AK Parti'nin kendi duruşunu netleştirmesinde son derece büyük bir yarar vardır. Onun için çok rica ediyorum. Yani terörü, şiddeti övmediği sürece, terörü, şiddeti meşru ve haklı görmediği, göstermediği sürece etnik siyaset yapan partiler de dahil, etnikçi partiler de dahil, dinci partiler de dahil, bu ülkenin siyasal, sosyal düzenine ilişkin her türlü tekliflerini yapabilirler. Her türlü teklifleri de biz medeni bir şekilde otururuz, konuşuruz, tartışırız. Kimi İslami devlet de isteyebilir, kimi başka bir şey de isteyebilir. Biz de bütün bunlara niye karşı olduğumuzu medeni bir şekilde açıklarız. Ama burada bir şeyin altını çizerek bitireyim. İsmail Kahraman Bey'in bu görüşünden rahatsızlık duyanlar varsa onlar fikir özgürlüğünden bahsetmesinler. Bir, o bahsi diğerdir. İki, ama İsmail Bey'in bu açıklaması AK Parti'nin siyaseti açısından demokratik laikliği, adaleti herkes için öngören AK Parti'nin siyaseti açısından son derece sorunlu bir yaklaşımdır. Bir diğer hususta zaten dindar bir anayasa tanımlaması yanlıştır. Her birimizin eleştirirken dikkat ettiği hususlar bunlar. Yoksa İsmail Kahraman Bey çıkar söyler, biz de çıkar peki eleştiririz. Eleştirdiğimiz için kimse bizi... Ben Ertuğrul Akar'a cevap olsun diye söylemiyorum. İsmail Kahraman'ın konuşmalarından duyulan rahatsızlığın dışa vurumu şeklinde veyahut da fikir özgürlüğüne önem vermediğimiz biçiminde yorumlanmasın. Bu bize haksızlık olur yani. Onun altını önemli çizmek istiyorum. Ertuğrul Bey. Mehmet Bey'le aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ben bir şey söyleyecektim. Ben işin siyasi değerlendirmesine gelmeden araya girdim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Serdar abi özür diliyorum. Lütfen hakkını helal et. Bir kısa araya gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden hemen hızlı bir şekilde sizden de başlayalım. Ertuğrul Bey'e tekrar dönmem lazım. Peki kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ertuğrul Bey dedi, ben sözlerimi toparlayayım. Bu arada Serdar Bey de birazdan aramızda olacak. Katılıp katılmadığı görüşleri de olacak. Onları da almış olacağız. Özellikle ifade etmek istediğinizde başka bir yere mi çekildi? Şöyle, başka bir yere çekilmedi aslında ama giriş kısmı işin
anayasal metin üzerinden ve anayasada korunması gereken haklar üzerindendi. İşin bir de tabii ikinci siyasi kısmı var. Kişilerin ifade ediş biçimleri, ifade ettikleri yer, ifadeyi kullandıkları topluluk ve daha önceden aldıkları görevler tabii ki kullanılan kelimelere anlam katar. İsmail Kahraman'ın, Sayın Kahraman'ın da bu bağlamda kullanmış olduğu bu kelime ifade özgürlüğü kapsamında korunma altına alınması gereken bir durum ama aynı zamanda siyaseten de mensubu olduğu ve çok önemli görevler yaptığı AK Parti açısından vurulmak istenilen yumuşak karnına, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bilinçli mi? Bilinçli olarak görmüyorum. Çok güzel kullanılmaya müsait bir manevra alanı yarattı. Bu siyaseten zarar verir. Bu türlü kıymetli, değerli ve tecrübeli siyasetçilerin kullandıkları dile siyaseten tabii ki özen göstermeleri bizim beklentimizdir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası oluşturulurken bireylerin temel hak ve menfaatlerini, hürriyetlerini güvence altına almayan herhangi bir çalışma hiçbir şekilde kabul görmeyecektir. Bu işin ayrı bir tartışmasıdır. Anayasanın oluşturulma aşaması, hukuki teknik aşaması ayrıca tartışılabilir. Ama özellikle ifade özgürlüğü ve demokrasinin Türkiye'de yanlış kullanılması, yanlış kullanılmaya zorlanılması beraberinde ben de anayasadaki subjektif metinlerin tartışılmasından ziyade kavramların içine doldurulan batının, çağdaş dünya demiyorum, batının kendi dinamiklerinin konulmasıdır. Yani laiklik, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü bir sürü daha kavram sayabiliriz. Eşitlik, fırsat eşitliği bunların tamamı maalesef ülkemizde yanlış oturtularak kullanılmaya başlandı ve bu bir zulüm aracına dönüştü. Ben aslında buna karşıyım. Diyorum ki kavramları tartışalım. Biz kavramların içini kendi medeniyet değerlerimizle dolduralım. Bu bağlamda şunu da söylüyorum. Biz TÜRKAT olarak şöyle bir çalışma başlatacağız inşallah yakın zamanda. Hatta başlatacaktık. Araya koronavirüs önlemleri girdi. Bakın, evet çağdaş dünyanın o dönemki mevzuatları hızlı bir oluşum içerisinde olan devlet yapısını takip etmek adına alınmış olabilir. İsviçre'den, İtalya'dan, Fransa'dan alınmış olabilir. Fakat bunlar hala günümüzde kendi toplumumuzun özüyle bağdaşmış bir durum teşkil etmemektedir. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Girdiğim dosyalarda, duruşmalarda, değerli hocam da burada bilir. Maalesef çok anlamlandıramadığımız fakat kanunun hakime verdiği yetkiyle haklı olduğu bir sürü sonuç ortaya çıkmaktadır. Biz TÜRKAT olarak şunun planlamasını yapıyoruz. Anadolu'da tüm grupları, tüm cemaatleri, tüm medeniyetleri kapsayan bir hukuk çalışması, çalıştay yapacağız. Ve işin sonunda biz... Tüm grupları, tüm cemaatleri. Evet. Cemaatlerden falan maksat nedir? Şöyle, sen daha beter etnikçilik yapıyorsun şöyle, hayır, o zaman. Hayır, hayır. Yani bizim, Allah korusun. Yok. Bizim yani milleti bir araya getirmek mi yoksa ayrıştırarak? Hayır, tam da bir araya getirmek. Nasıl ayrı bir araya? Bizim, millet ayrı mı şu anda? Bizim, tabii ki ayrı. Bizim örfi hukukumuzla, yani binlerce yıldır, yüzyıllarca uygulanan örfi hukukumuzla çağdaş dünyanın kabul ettiği bireylerin özgürlüklerini, temel hak ve menfaatlerini teminat altına alan uygulanma ile kesin ve doğru sonuca ulaşılan mevzuatı birleştirerek Türkiye'ye özgü, Türkiye'yi daha demokratik, daha hür, daha atılımcı seviyeye çıkaracak bir hukuk sistemi ve tabii bağlamında bir çatı olarak bir anayasa inşa etmektir. Bugün Nazif Bey'e söyleyeyim, evet Türkiye'de ayrışma vardır ve AK Parti bunu ne kadar toparlamaya çalışsa da maalesef ana muhalefetin başını çektiği blok ısrarla bu Türkiye'nin yumuşak karnıyla hangi yok ayrışma? Alevin, yani hukuki yok, konuda, anayasal her, konuda şöyle, hani ayrışmasını? Bakın, şimdi her konuda laikliği örnek verebiliriz. Evet. Laikliği örnek verebiliriz. He. Atın bu kadını diye
Bas bas bağıran başbakanlar gördü bu ülke. Ya doğru bugün mu? Var mı diyoruz? Bak, Allah bak Allah, Ertuğrul Bey. Bir şey söylüyorum. Senin bu söylediklerini hayır, bak, bir şey bugün söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Tayyip Erdoğan. Hayır, AK Parti. Tayyip Erdoğan gitti AK Parti'nin kuruluşundan sonra parlamentoya giremedi, o seçilemedi, yasaklıydı. Avrupa'yı kapı kapı gezdi. Bütün Avrupa'daki batılı ülkelerin bütün liderlerine, devlet adamlarına, hatta muhalefet liderlerine varıncaya kadar hepsine, yani çağdaş hukuki normları Türkiye'de nasıl hayata geçireceklerini, var olanların nasıl uygulanmadığını ve o konuda hassasiyet taşıyıp onları mutlaka mutlaka uygulayacaklarını ve dolayısıyla Batı'nın tamam, bu güzel, anlamdaki ölçüleriyle nasıl bütünleşeceklerini yere göğe tamam, sığdıramadan hepsini ifade etti. Tamam, tamam. Güzel. Sen ben şimdi bugün hayır, onunla bak, da ters düşebilecek kadar çok farklı hayır, şeyler söyleyerek işi bugün ama ya, ben dinliyorum. Niye dinlemeyeyim? Dinliyorum da bunu söylüyorum. Ben, sen de onun için bana hayır, güzel diyorsun. Ben diyorum ki... Olur mu böyle bir şey? AK Parti'nin kuruluş kaşıya, felsefesi kaşıya. Evet. Hala ısrarla devam etmesine rağmen... Evet. Bu ülkede 367 krizlerine ses çıkarılmadı. Bu niye ülkede, ses çıkarın? Bu ülkenin aydınları ses çıkardı. Bağırdılar, ya fark, çağırdılar. Ya öyle deme. Fark eder mi? Ya ses çıkarılmadı diyorsun. Ses çıkarıldı ki başkanı, doğru, öyle bir şey. Ülkenin evet, Cumhurbaşkanı'nın... Bu ülkenin, bakın. Şimdi, bir dakika Ertuğrul Bey. Bu ülkenin aydınları ses çıkardı. Yani, o öyle bir şey yok hayır, da. Hayır hayır. Ses şey çıkardı. Nasıl ses şimdi, çıkardı bu ülkede, ama? Bir dakika. Bakın, bir dakika. Şimdi, bunu bitireyim. Peki. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın eşinin kapalı olması sebebiyle devlet resepsiyonlarına alınmadı. Hı hı. Şimdi diyecekler ki şu anda var mı? Şu anda hala AK Parti'nin bu çağdaşlık düzeyine gelmiş olmasını kaldıramayan ve geri çekmeye çalışan bir muhalefet var diyorum. Ve AK Parti hala direniyor diyorum. Bu direnci kırmak istiyorlar diyorum. Aslında peki, Nazif Bey'in dediği gibi ama AK siz Parti, Nazif Bey'i yanlış anlıyorsunuz. Çağdaş, bakın, Nazif, bakın. Bey'in, Nazif Bey'in ifade ettiği başka bir şey diyor ki bu ülkenin aydınları ses çıkardı, ben de Nazif Bey'i haklı öyle buluyorum. Öyle bir şey yok. Ben haklı buluyorum, özür diliyorum, bir tamamlayayım. Doğru, 364 el kaosa, 411 el kaosa el kaldırdı. Evet, peki bu aydın anlamına mı geliyor? Şu anda bak, bu yok kardeşim, demek her şeyin düzeldiği anlamına gelmez. Peki. Yani neticede bir mücadele veriyorsun ve mücadelenin yanında yer alan... merkezin sağından solandan ya, insanlar var. Aydınlar bu mücadele bir dakika. Biz kim mesela? Dakika. Tabii ki örnek ona misin, karşı nasıl bir mücadele verdin. Kim mesela? O mücadelenin bir dakika söyleyeceğim. Yani Sabi Kanadoğlu ve arkadaşlarının etrafındakiler evet bu duruşu sergilerken onun karşısında üniversitelerimizden, onun karşısında sivil toplum örgütlerimizden, onun karşısında siyasi mesela Milliyetçi Hareket Partisi o tarihte Sayın Cumhurbaşkanı yani başbakandı, büyük bir mücadele veriyordu, muhalefet ediyordu ama bu konuda destekledi. Bu konuda destekledi sonuç değerli kardeşim. Sonuç. Ya sonuç ne oldu? Sonuç, 367 mecburen krizini, seçime gitmek zorunda ya kalan bir gidildi, iktidar partisinden mi? Niye gidildi? Ve neticede Türk milleti hakkını teslim etti. O zaman siyasette basit, muhalefetin en önemli partisinin Milliyetçi Hareket Partisi oluşturuyordu. Ya, ve parti verdi ona. Ki, yapmayın. Aydınlar yani, bu ülkeye sahip çıktıysa ben 367 bak, krizi kardeşim, neden çözümlenemedi? İşte böyle mücadeleyi veriyorsun. İşte benim, mücadeledeki hayır, haklılığını tescilliyorsun. Benim işte ben bunu anlatmak istiyorum. Bahsettiğim sen, kanuni düzenlemeler, haklının oluyor. Bahsettiğim toplumsal ayrışmanın giderilmesi adına AK Parti'nin mücadelesini tahkim edecek, çağdaş dünya seviyesine Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkaracak kanunların yapılması gerekmektedir. Hı hı. Dün vardı, bugün yok. Bugün yok ama onun intikamını almaya çalışan ve parça parça etmeye çalışan bir güruh halen var. Halen o zihniyet var şimdi mı? Bak, halen o zihniyet yok. Daha beteri var şu anda. Tabii ve Bey, biz bununla mücadele çok etmek adına... Serdar Bey tamam, bir evet, söz hakkı istedi. Ve biz bununla mücadele etmek adına... Serdar tekrar Bey. Söylüyorum, tekrar söylüyorum, bitiriyorum. Tamam. Biz tüm bunlarla mücadele etmek adına... Parti, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu başta olmak üzere... Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana kanunlarında toplumun her kesimini bir arada tutacak... birleştirici kanunlar yapmak durumundayız. Peki, Serdar Bey... Şimdi şey önemli, Ertuğrul Bey'in söylediği kavramların rafine hale getirilmesi, tanımlanması ve neye göre hareket edeceğimizin o tanımlar, o rafine edilmiş kavramlar üzerinden tartışılması son derece önemli.
Böyle yapılmadığı zaman biz krizleri, tartışmaları gelecek dönemlere havale ediyoruz sürekli olarak. Şimdi bakın, toplumdaki tartışmalar, yani biz, anayasalar toplum için yapılıyor, insanlar için yapılıyor. Devlet de zaten insanların güvenliği, mutluluğu için var. Şimdi taraflara bakıyoruz. Kimi insanlar laiklik konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar. Yani AK Parti'nin ya da işte başka partilerin vesaire, siyasi milli görüş içinde söylendi bu, bir gizli ajandasının olduğu ve bu gizli ajandayı, yani laikliği ortadan kaldırmaya dönük gizli ajandayı safa safa uygulamaya koyduğu gibi çok yaygın bir söylem var o tarafta. Bu tarafta da şöyle deniyor, Ertuğrul Bey'in ifadeleri biraz da oraya çıkıyor. Hani AK Parti fiili olarak iktidar gücü elinde olduğu için örneğin başörtüsünü serbest bıraktı. Şu anda kamu kurumlarına giriş sıkıntısı yok. Üniversitelere giriş anayasal sıkıntısı yok. Anayasal bir teminatı var mı? Yarın bir başka iktidar gelirse, bu iktidar mesela CHP'nin domine ettiği bir iktidar anlayışı gelirse, bunlar bir hukuki güce kavuşturulmamış bu şeyi, bu serbestliği değiştirebilirler gibi o tarafında. Bakın, iki taraflı endişeleri ifade ediyorum ben. Bu endişelerde ifade ediliyor. Sadece o değil. Mesela yerlilik vurgusu var Ertuğrul Bey'in. Yani topluma uygun olması lazım. Mesela Uğur Mumcu da şunu söylüyor. Bir menfur cinayete kurban giden. Türk, evet. Türk diyor. Türk tanımı onun. Veya Türkiye vatandaşı da diyebilirsiniz. İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen, İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkemeleri usulü yasasınca yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Aynen. Şimdi bunu da söyleyen kalmamış. Uğur Mumcu. Şimdi ne kadar yok desek, hani İsmail Kahraman beyefendi belki efendim AK Parti'ye zarar vermeyeyim diye konuşmayabilir ama biz Halk Televizyonu'nda da şöyle diyorlar. Halk Televizyonu'nda da bazen laiklikle ilgili orada tartışmalar oluyor. Hatta bazı hak ve özgürlüklerin alınması noktasına gidecek kadar, biliyorsunuz. İşte birisi demişti ki, o da başka bir kanaldaydı herhalde. Ben başörtülü bir hakime güvenmem demişti. Doğru. Onun vereceği karara. Buna mukabil yani birileri de ben başörtüsüne mi güvenmem desin. Dolayısıyla burada onlara da diyorlar ki, ya diyorlar, CHP zaten iktidarı yürümek istiyor. Millet İttifakı iktidarı yürümek istiyor. Sen niye böyle AK Parti'nin işine gelecek şeyler söylüyorsun, laflar ediyorsun da AK Parti'nin değirmenine su taşıyorsun diyorlar. Şimdi Nazif Bey diyor ki, efendim bu siyasi iktidarın bir stratejisidir, gündemi değiştirmek istiyor. Gündemi ana noktalardan. İşte Ferman Bey de diyor ki, hayır öyle değildir. Sayın Erdoğan'a yönelik bir komplodur bu. Dolayısıyla fikir hürriyeti içerisinde değerlendirilemez. Şimdi birçok örnek verdim. Yalnız, sağdan verdim, Ferman soldan Bey, verdim, muhafazakarlardan Bey, verdim, Serdan, liberallerden verdim vesaire. Bunların sonucunda Türkiye'nin, efendim Ferman sesiniz Bey, gelmedi. Ferman Bey'in ifade ettiği 25. madde miydi hocam? 24. 24. maddeydi. Oradan 24. Doğrudan 24. diyor ki 24. madde laiklik diyor, dinin teminatıdır. Doğru mu hocam? Evet, evet. Peki. Ya dinin, sadece dinin teminatı... Yani insanların ibadet şimdi, özgürlüklerini... Sabri Bey. Efendim. Tamam. Ben herhangi bir tartışma için söylemiyorum bunu. Hı hı. Ankara'da biraz zor olabiliyor. Ses gidip geliyor. Eyvallah. Buyurun. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz ne kadar yok desek de Türkiye'nin gündeminde bir tartışma var. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden bir tartışma yapılıyor. Deniyor ki, ya Türkiye bir din devleti değil, laik bir devlet. Laik devlette bütün inançlara, inançsızlıklara eşit mesafede olmalı. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir anayasal kurum olarak bu sistem içerisinde ne işi var vesaire gibi başka bir şey de söyleniyor. İşte buna mukabil işte deniyor ki, efendim Diyanet İşleri Başkanlığı olmasa alan işte bir takım yapılara açılır, tarikatlara açılır vesaire. Bu zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ki biliyorsunuz CHP'nin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu yapılar bunlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olmalıdır diyorlar. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı olmazsa efendim tırnak içerisinde Türkiye işte irticaya sürüklenir vesaire diyen de bir şey var. Şimdi bunu, bu tartışmaların neresinden bakarsanız bakın, Türkiye'de
laiklik kavramının rafine edilmemiş olması, billurlaşmamış olması, üzerinde ortak, mümkün olduğunca geniş bir mutabakat alanına sahip bir tanımın, bir uzlaşmanın olmamasından kaynaklanıyor. Ben de diyorum ki, bunlar tartışa tartışa, konuşa konuşa, efendim nasıl olacak? Bir, bu halkın hakim inancı belli. Bu inanca ters düşmeden insanların kendisini, ne bileyim, zaman zaman Cumhuriyet tarihinin bazı dönemlerinde olduğu gibi baskıcı uygulamalara tabi tutuluyor görmeden, ama farklı kesimlerinde inanmayanların da, işte İslam dinine mensup olmayanların da haklarını teminat altına alınacak bir şey nasıl yapılır? Şimdi ben böyle bir tanıklık, laiklik tanımını, laiklik uzlaşması metnini ortaya çıkartabilecek birikime sahip değilim. Böyle bir tecrübeye sahip değilim. Mutlaka Türkiye'de bunu yapabilecek, bunu şey yapabilecek bir ortak alan meydana getirebilecek yapılar vardır. Ben şunu istiyorum. Sender Bey, ister önümüzdeki seçimi... Şöyle bir fikir jimnastiği içerisinde, örneğin İsrail diye bir devlet var. İnancı olarak Tevrat, yani Musevi. Peki Siyonist aklın özellikle her şeye kafası çalışır da niye laik tanımını koyup da tamamen Tevrat'a göre bir din devleti olduğunu tartışmıyoruz? Peki Türkiye'de böyle bir şey olunca niye birilerine rahatsız yok, konuşuyoruz ediyor? Kimse tartışmıyor. Ben şimdi işte bunlar da tartışılmalı. Bakın Sabri Bey, ben diyorum ki tartışalım. Mesela Yunan anayasası efendim Ortodoksluğa vurgu yapıyor. Yunan metinleri Ortodoksluğa vurgu yapıyor. Öbürleri başka bir şey yapıyor. İşte Amerika'da işte kilisenin yeri nedir, ne değildir. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Birazcık buradakileri, kesinlikle buradaki görüşlerle ilgili bir şey değil bu. Yani karşı çıkış değil. Tamam. Herkes kendince bir açıdan baktı. Yani. İşte dendi ki, dendi ki bu AK Parti politikalarına zarar verir. Sayın İsmail Kahraman da AK Parti'nin önde gelenlerindendir, bu camianın önde gelenlerindendir. Daha böyle, daha hani bir o camianın abisi olarak, o camianın büyüğü olarak daha böyle şey davransa daha iyi olur gibi şeyler. Bunların hepsi yani doğru denilebilir. Ama şu gerçeği ortadan kaldırmaz. Bakın Uğur Mumcu'dan örnek verdim, sağdan örnek verdim, soldan örnek verdim. Diyanetle ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili şeyler. Mesela şöyle de denilebilir. Efendim Ramazan bayramlarından sonra ve Kurban bayramlarından sonra efendim tatil oluyor da, 10 günlük tatiller oluyor da, yaygın herkesi kapsayan tatiller oluyor da, işte ne bileyim herkes tatile çıkıyor da vesaire oluyor da, efendim bütün televizyonlar işte TRT iftar programları yayınlıyor, işte devlet kurumu olarak iftar sahur programları yayınlıyor da, niye işte azınlıkları vesaire, bunlar bakın hani ne kadar biz üzerinde durmasak mutlaka gündeme gelecek. İşte Sayın İsmail Kahraman konuşmasa dese ki ya şimdi AK Parti'ye zarar verir bu, yarın gündeme gelecek. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'de geniş bir kesim zaten bu tartışmada şey yapıyor. Yani AK Partililerle ben çok yani birçok AK Partililiyle konuşuyorum. Yani şu endişeyi dile getiriyorlar bana. Bu endişe efendim gerçek değildir. Efendim öyle değildir, böyle değildir, ama sokaktaki vatandaş diyor bunu. Diyor ki biz AK Parti ile ilgili tercihlerimizi de gözden geçirebiliriz. Hani ilelebet AK Parti'ye oy vermek mecburiyetinde değiliz. Ama diyorlar. Mesela geçen gün Etimesgut ilçe başkanı CHP'nin öyle laflar etti ki bunları susturacağız, yıldıracağız, şey yapacağız. Ne bileyim zaman zaman işte böyle tehditvari ifadeler olduğu zaman deniyor ki acaba iktidar değişikliği olursa, yani şimdi hani bu oy verme tercihlerini de etkiliyor bakın. İktidar değişikliği olursa acaba bugün hukuki metinlere bağlanmamış, sadece siyasi iktidarın gücüyle uygulamada olan başörtüsü serbestisi mesela bir gün kısmen işte efendim kamu kurumlarında olmaz denip önce. Efendim şimdi hizmet alan hizmet veren ayrımı vardı ya eskiden. Evet. Efendim kamu kurumlarında olmaz, yani hizmet verenler için olmaz. Mesela memureler başörtülü olmamalı, ya da bir CHP camiasının önde gelen bir yazarının ifade ettiği gibi efendim başörtülü hakime itimat edilmez çünkü o başörtülüdür, başörtüsüzlere farklı davranır gibi bir anlayış yarın öbür gün Türkiye'nin gündemine gelir de laikliğin korunması adı altında daha önce yapıldığı gibi, daha önceki hassas dönemlerde yapıldığı gibi yine geri döner mi? Yine o tartışmalar içerisine girer miyiz? Peki, efendim 28 Şubat Serdar, günleri... Burada bir araya gireceğim. Ferman Hocam, şimdi Serdar Bey'in ifade etti, diyor ki
Evet, bugün AK Parti iktidarda, dolayısıyla iktidarda olduğu için görüş ve siyasi düşüncesi bellidir ama yasal boşluklardan dolayı doğrudan tanımlamadığı için, kesin bir dille anayasa metni üzerinden teminat altına alınmadığı için yarım farklı bir siyasi parti, daha çok laik seküler bir parti geldiğinde ve Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde iktidarda olduğuna ben anayasa metnindeki tanımı budur. Kusura bakmayın, başörtüsünü de tanımıyorum, kılık kıyafet kanunu da tanımıyorum. Doğrudan çünkü bunları Sabri Bey, göre görüş olarak Sabri Bey, buyurun. Peki. Müsaadenizle tamamlayayım iki cümleyle. Peki. Zaten Ankara'dan kolay söz alamam. Yani daha önce Anayasa Mahkemesi kararlarının yorumlarına dayandırılarak başörtüsü yasağı savunulmuştu biliyorsunuz. Doğru. Hani biz diyorduk ki ya başörtüsünü yasaklayan bir düzenleme yok. Efendim yok kanunun ek 17. maddesi de bunu serbest bırakıyor falan. Ama işte Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin bir yorumu var. O yorumlara dayanarak başörtüsü yasağının hem kamu çalışanları için hem işte hizmet alanları için, öğrenciler için uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu söylüyorum ben. Ben kendi kanaatlerimi de ifade etmiyorum. Hani dediniz ya Ankara'nın nabzı vesaire. Ben vatandaşlarla konuşuyorum, CHP'lilerle konuşuyorum. Onlar diyorlar ki laiklikle ilgili endişelerimiz var. Yani AK Parti'nin gizli gündeminin olduğunu düşünüyoruz falan diyorlar onlar. Peki. Kimileri. Efendim AK Partilerinde bazıları ya yarın öbür gün CHP iktidara gelirse şimdi öyle diyor böyle diyor ama yarın öbür gün bunlar yine şöyle böyle deyip bir şey yapalım. Onun için diyorum ki iktidarlar değişse de din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti alanının daralmayacağı. Efendim bugün de bu alanlar sorunsuz demiyorum, bakayım ifade hürriyeti alanı falan sorunsuz demiyorum. Bugün de sorunlar var. Mesela biz işte AK Parti'ye dostane eleştirilerde bulunduğumuz zaman bile bazen bize kızanlar, şey yapanlar oluyor. Şunu söylüyorum. Peki. Artık öyle bir şey olsun ki otursun aydınlar mı diyorsunuz, işte TÜRKAT katkıda bulunur, öbürü katkıda bulunur. TÜRKAT tek değil burada. O da bir görüş ifade edecek ama keşke bütün sivil toplum örgütleri alanla ilgili, bütün sivil toplum örgütleri sorumluluk üstlenip görüşlerini, çalışmalarını dile getirip ortaya metin koysalar. O metne katılmayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, tamamen atabilirsiniz ama çalışma yapmak önemli. Genelde şöyle oluyor, sivil toplum örgütleri vesaire, aydınlar genelde eleştiriyorlar, şu kötü bu kötü diyorlar ama ortaya bir ürün, bir eser koymuyorlar. Dolayısıyla bu çalışmalar bence değerlidir. Bunun için söylediğim şey, bir, fikrini ifade hürriyetinin önü açık olacak. İki, propagandasını yapmanın önü açık olacak. Üçüncüsü, örgütlenmenin önü açık olacak. İstisnası şiddet, istisnası terör. Peki. Ferman Bey. Siz sorduğunuz için anayasayı elime aldım. Tamam. Ben şöyle düşünüyorum. Bu konularda bütün günahlar, bakınız 367'de. Tamam, daha önce bu anayasa yok muydu? 367'de denildi ki aydınlar karşı çıkmadı. Ben aydın olarak karşı çıktım. Peki. 367'nin yanlış olduğunu. Bunları anlatmak istedim. Ve 367'ni çocukları çıktı. Den AK Parti'yi kurtaran kim oldu? Sabri Kanadoğlu söyleyebilir. O zaman başsavcıydı. MHP, Devlet Bahçeli geldi girdi meclise, çoğunluk değişmedi. Çoğunluk değişti ve AK Parti'nin geçti ama ona ihtiyaç kalmadı. Hayır, yani, kanun neden kalmadı. O gün şimdi kendi yetkisini kullanamadı? Hayır. AK Parti'nin nereden mücadele etmediğini ispatını yapacağım şimdi. AK Parti iki konuda yapmıyor. Biraz evvel Ertuğrul kardeşim söyledi. AK Parti kendi üzerine düşen mücadele yürütmüyor. Necdet Sezer'in görevi bittiği gün ilişkisi kesilmeliydi. O zaman meclis başkanı kimdi? Hatırlayın. Cemil Çiçek Bey'di. Doğru mu? Doğru. Yanlış olabilir. Mücadele etmedi. Ben yazdım ki Necdet Bey. Neyle mücadele edecekti? Yani neyi eksik? Hayır. Görevinin bittiği gün Cumhurbaşkanı'nın görevi süresi sınırlıdır. O süre bittiği gün ilişiği kesilir. Anayasa düzenleme yapmış. Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı'na vekalet eder. Adeta o gün AK Parti bu işe hiç dokunmadı. Nasıl olsa seçime gideceğiz. Çoğunluğu alacağız. Çoğunluk değişecek. 3-2 vesaire olmuş olacak. Bir. O alanı boş bırakmayacaktı diyorsunuz. Evet. Doğrudan. Bıraktı. Güzel. Necdet Sezer'e bıraktı. Bir. İki. Peki dünün vesayetçi akıllı bırakmıştı. Ahmet Necdet Sezer'e bıraktı diyelim. Ülkenin cumhurbaşkanı olan ve yemin eden kişinin bu boşluğu iktidar partisinin aleyhine değerlendirilmesi ne kadar etiktir? Siz çok önemli bir sorudur. Siz o alanı bırakırsanız onlar kullanırlar. Onlar var kullanırlar. Ya hocamın bahsettiği şimdi, onlar önemli işte. Evet, onlar kullanırlar. Ben dedim ki Necdet Sezer Bey'in o sorduğun için soruyorum. Diğerim bir ile yakın bir cumhurbaşkanı yaptı. O sırada ders kitabımda yazdım. Kendim yükündür dedim. Bütün yaptığı kararlar kendim yükün. Yani ne demektir? Hukuken tamamı geçersizdir. Tamamı geçersizdir. Şimdiki cumhurbaşkanına girmek istemiyorum. Gelelim.
aydınlar karşı çıkmadı. Nasıl karşı çıkmayacak? Ben dedim ki başörtü kanunu, başörtü kanunu Anayasa Mahkemesi'nin üyesi o gün 11 üyeydi. 8'i A dedi, 3'ü B. B'yi diyen içinde Necdet Sezer Bey'di. Ben Necdet Sezer Bey'in dediğini muhatap alıp bir makale kitap yazdım. O kitaptan dolayı üniversiteden atıldım. İnanır mısınız? Ne AK Parti ne o zamanki FETÖ asla sahip çıkmadı. Gittim. Ya beni üniversiteden attılar dedim. Ben diyorum ki başörtü yasak değildir. Başörtü yasak özgürlükler meselesi olarak baktı ama ben burada anlayamadığım şu var. Yani Necdet Secer'in dönemindeki o bir yıllık süre keyenlem yökün dediniz. Niye? Ne diyorum? Diyorum ki şunu diyorum. Yani, AK Parti iktidarda mecliste. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılmış olduğu süresi geldiğinde seçilmeme 367'nin seçilmemesi ayrı bir konu. Necdet Sezer Bey görevini o gün bırakmalıydı. Bırakmalıydı. Hiç Cumhurbaşkanlığı yapmamalı. O zaman size şunu söyleyeyim. O zaman 7 Haziran seçimlerinden sonra da Türkiye'de yeni bir koalisyon seçeneği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla mevcut hükümetin hemen istifa edip Türkiye'de sırasıyla diğer teamül de öyleydi. Bir dakika. Ya olur böyle şey? Cumhurbaşkanı güven almıyor. Daha başka seçiliyordu. O zaman meclise seçiliyordu. Tamam. Atıyorum. 29 Ekim'de değil mi? 29 Ekim'den sonra hiçbir şartta Bu uzayan hem 12 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı, hı, devlet başkanlığı gibi de değerlendirebiliriz seçimlerde. Necdet Sezer Bey Eylül, şunu söylemek istiyorum. Yani oradaki ya boşluk, yani Necdet Sezer'in kendi iradesinden kaynaklanan ben buradan ayrılmıyorum gibi bir duruş değil ki bu. Aynen bu, öyle oldu. Nasıl hocam, böyle? Bir dakika, hemen bir dakika arkadaşlar. Şey söyleyeceğim. Nasıl aynen öyle oldu? Bana söyleyin. Bir dakika. Yani, de facto bir durumdan böyle kaynaklandı dersen anlarım. Bak, hayır, de facto bir durumda. Bırakmadı. Dedi, ama ben yetkiliyim. Süren bitmiş olmasına rağmen. Yetkili değildi. Ve gücünü kimden aldı? Başkan vekili doğrudan. Meclis başkanı. Sabri Bey. Cumhurbaşkanı vekili olmak zorundaydı. Ama göre. Yerine Sabri Bey. Ve bir şey söyleyeceğim. Ben başka şey hocama katkı olarak söylüyorum. Evet. Onlar diyor ya. Hocamın o bahsettiği dönemde 2007 muhtırasını, hı-hı, nereye koyacaksınız? 367'yi takip eden kimdi? Evet. Konuşurken 2007'de kim var Cumhurbaşkanı? 2007'de seçime girmeden kimdi? Değerli kardeşim. Abdullah Gül seçimi üzerinden. Peki o muhtıra dediğin dönemde Cumhurbaşkanı kimdi? Muhtırayı veren Abdullah Gül müydü? Muhtırayı, ya Cumhurbaşkanı veren Abdullah kimdi Gül kardeşim? Müydü? Tavrı kim koyuyor? Peki Mehmet Bey, bir siyasetçi olarak buna da ben de önemsiyorum. Yani Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi dolmasına rağmen o günkü şartlarda meclis başkanı, cumhurbaşkanı vekili olarak görevi almaması ne anlama geliyor? Bugün tabii bu tamamen farklı bir konu olarak açılması gerekiyor. İlk defa programımızda konu ele alınıyor. İlk defa ele alıyorum ben. Hiç bu konu tartışılmadı. Doğru. Buyurun. Benim de ilgimi çeken bir husustur. Ne diyorsunuz? İktidar o günkü şartlarda niye buna müdahale etmedi? Yani Fuzuli Şagil dedikleri bir de facto durum oluştu. Hukuken kabul edilebilir bir durum değil, siyaseten kabul edilebilir bir durum değildi. Ama işte konjonktür bazen hukuku da siyaseti de farklı davranmaya itebiliyor. Ben de hukukçu değilim. Çok iddialı laflar etmek istemem. Sahamla ilgili olmayan konularda çok beylik laflar, iddialı laflar etmek istemem ama bu konuda yapılan Fuzuli Şagil noktasında ve iktidar gaspı konusunda yapılan hukuki yorumlamalara kesinlikle katılıyorum. Yani hukuki yorumlamalardan birileri de bu doğrultuda olduğu için katılıyorum. Mesela kendim yeni hukuki bir iştihat oluşturuyor değilim. Buna yetkim de yok, hakkım da yok. Ama bu konudaki yorumu demokratik hukuk anlayışına, demokratik siyaset anlayışına uygun görüyorum. Keşke çok güçlü bir iktidar olsaydı bu iktidar gaspını, yetki gaspını engelleyebilseydi. Uzunca bir süre Sayın Sezer ne yazık ki bu ülkede hak etmediği bir makamda oturdu. Ben Serdar Arsemen kardeşimin bir önerisini demin bir pörçük dinleme imkanı bulduğum bir önerisini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Eğer bu ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin ortaklaşmacı bir anlayışla hukuki bir metne, zemine dönüşmesi isteniyorsa CHP'nin vereceği katkıyı çok önemsiyorum. Yani yarın iktidarlar değiştiğinde başörtüsü sorunu tekrar
kamuda gündeme gelebilir. Gündeme gelebilir. Evet, belki okullarda artık gündeme gelmez. Mehmet Bey, önemli bir husus var. Önemli bir husus var, o şu. Anayasada tanımı belli. Kılık, kıyafet, özgürlükler vesairesi. Ama o günkü şartlardaki yöneticiler veya siyasi partiler bunu uygulamadı. Yarın bir başkası da bir keyfiyat içerisinde anayasayı keyfi gibi uygulayacaksa ne diyeceğiz buna? Ben anayasada çok net, somut bir tanım olduğu kanaatinde değilim. Kimse bize öyle o laflarla da hukukçuluk taslamasın. Yani genel ve soyut ifadeler, yani laiklik, tekrar laikçilik biçiminde tanımlanır. Dolayısıyla farklı yaşam tarzlarının tezahürü olarak kılık kıyafetler laikliğin karşıtı, düşmanı gibi tanımlanabilir. Böyle bir laikçi anlayış tekrar mevcut anayasaya dayanarak da gene yasaklamalar getirebilir. Dolayısıyla hiç kimse bize anayasada zaten giyinme özgürlüğü konusunda netlik var, somutluk var, iktidar değişse bile bu farklı artık yorumlanamaz, uygulanamaz demesin. Yani hakikaten artık yorulduk bu tartışmalardan. Tekrar başa dönmeyelim. O yüzden ben bu netliği çok önemsiyorum. Anayasaya giydirilecek bu netliği çok önemsiyorum. Netlikle beraber somutluğu çok önemsiyorum. Aynı zamanda laikliğin yeniden tanımlanması vesaire gibi tartışmalara girmek istemiyorum ama devletin sadece ve yalnızca bir tutumu olarak hiçbir kılık kıyafetin, hiçbir yaşam tarzının taraftarı veya karşıtı olmayan bir anlayışla devletin objektif ve tarafsız tutumu olarak anayasada yer alması gerektiğini, yani bir başka deyişle vatandaşların, birey yurttaşların yaşam tarzları, din kuşakları, dini inançları ne olursa olsun laik devletin herkese eşit mesafe durması gerektiğini. Sabri Bey, peki bir şey sormak istiyorum. Hayır, bir şey açıklık getirmek istiyorum ben bu arada. Soru sordu ama Sabri Bey alamaz inşallah. Ama Serdar kardeşimin dediği bu şeyi daha da önemsiyorum. Ben buradan CHP'li arkadaşlara, Türkiye'nin toplumsal barışına, demokratikleşme sürecine, din, siyaset, din, laiklik eksenindeki o artık hepimize zarar veren, hepimize kaybettiren anlamsız ve zararlı tartışmalarını da sonlandırmak üzere katkı yapmaya çağırıyorum. Gelin bir daha iktidarlar değişse bile, kim gelirse gelsin, kamuda kazanılan bu serbestiyetin, herkes için, her vatandaş elzem olan bu serbestiyetin artık netlikle anayasal bir teminata kavuşturulması gerektiğini söylüyorum. Yarın öbür gün evet üniversitelerde başörtüler okuyabilir ama işte bir subayın başörtülü olarak orduda görev almayacağı, bunun da laikliğe aykırı olduğu söylenebilir. Böyle bir iktidar anlayışı olabilir. Pekala, bu böyle uygulanabilir. Bu da yeni bir gerileme, yeni bir çatışma yol açar. Türkiye artık bu din, siyaset, din, laiklik tartışmalarından, çelişkilerinden, çatışmalarından gerçekten çok çekti, çok durdu. Hepimiz farklı yorumlar karşısında hırpalandık. Dini yorumlar karşısında hırpalandık, laiklik yorumları karşısında hırpalandık. Yani sizin gibi düşünmeyen insanları dindar olmakla suçladınız. Sizin gibi laik düşünmeyenleri laiklik düşmanı gibi suçladınız. Atatürk yorumu şu ve bu şekilde farklı olan herkesi, Cumhuriyet yorumu farklı olan herkesi Cumhuriyet Atatürk düşmanı olmakla suçladınız. Suçladık da birbirimizi suçladık yani. Kimimiz din üzerinden, kimimiz laiklik üzerinden, kimimiz Atatürk üzerinden. O yüzden eğer CHP, ki ben CHP'nin içindeki o özgürlükçü damarı önemsiyorum. Yani CHP'yi de caffel kalem, bütün özgürlüklerin karşısına dikilmiş bir ideolojik gale olarak görmekten yana değilim. Eğer CHP'de artık bütün bu demokratik hak ve özgürlüklerin bir ortak kazanıma dönüşmesini ve laikliğin de bir toplumsal barış projesi haline dönüşmesini istiyorsa bu konuda artık adım atmalı ve bu konuda kapanmalı, tartışmalı. Artık siyaset ülkeye hizmet noktasında, kim daha iyi hizmet edebilir noktasında konuşulmalı, tartışmalı. Yoksa tabii kim ki daha değil, kim daha fazla Atatürkçü, kim daha peki, fazla layık, kim daha fazla... Buradan çıkmamız lazım. Türkiye'yi peki de çıkartmamız Mehmet lazım. Mehmet Bey, Nazif Bey'in katılıp bir Mehmet soru Bey, soracak. Mehmet Bey, vereceğim. Mehmet Bey, biz niye bu tartışmalardan çıkamıyoruz biliyor musunuz? Açık ve net söylüyorum. Bir, bazı kişilerin anlayışı, din anlayışı din yerine geçmiştir.
Bundan dolayı bir, mezhebi din haline getirirseniz bu tartışmaları ebediyen bir daha bitiremeyiz. Tekrarlıyorum. Bazı anlayışları, bazı fikirleri, bazı kişilerin fikirleri din diye ortada sergilerseniz. Nedir onun tanımı? Veya ideolojiyi din haline getirirseniz. Bravo, evet. Veya ideolojiyi din haline getirirsiniz. Din haline getirir. İki tarafı var bu işin. Önüne koyarsanız bir. Bakınız ideolojiyi koyarsan... din haline getirmek gibi bir tavır da var. Tamam diyor, tamam diyor. Bir dakika. Yani başörtüsünü yasaklayan, başörtüsünü yasaklayan kişi kendisini bir ideolojik anlayışa dayatmamak lazım. Mehmet Bey dedi ki bu tartışmaları kapatmak lazım. Mehmet Bey bir dakika, sizin sesiniz evet evet geliyor. Serdar Bey bir dakika. Diyorum ki bu tartışmalar Mehmet Bey. Özgürlük anlayışını ise sarmamız lazım. Doğru. Bu tartışmaları tartışma olmaktan çıkarmamız lazım. Daha biraz evvel Nazif'in söylediği daha değişik değişik Türkiye'nin çok önemli tartışmaları var. Biz ona gelemedik. Ama neden çıkaramıyoruz? Bu bir siyasi rant haline dönüşmüştür. Anlayışlar, siyasi görüşler dediği gibi Arsever'in dediği gibi mezhepleri din haline getirirseniz bu tartışmalar bitmez. Bu bir. Bu bir. Peki. İdeolojileri de. İdeolojileri de. İki. Bakınız. Evet. Biraz ideolojileri evvel, de. Biraz evvel. İzimleri din haline getirirseniz. Vermiş olduğu yüksek öğretim kanunu ek 17. maddesi. Ek 17. maddesi kamu görevlerinde çalışanlar için değil sadece üniversite öğrenci, laboratuvar ve koridorlarındaki evet. öğrenciler içindi. Bu da 8'de 3 çıktı karar. Evet. 8'de 3 çıktı karar yani kanunun iptal edilmemesine. Ama maalesef. Türk aydını, Türk anayasası. Şimdi anayasa, herkes anayasacı olmuş Sabri Bey. Herkes anayasacı olmuş. Eskiden sadece hukuk fakültelerinde, anayasa kürsülerinde birkaç kişi konuşurdu. Şimdi her avukat anayasa hukukçusu olmuş ama para getirmiyor. İcra, iflas, ticaret, ceza para getiriyor da herkesin anayasacı olmasına gerek yok. 17. maddenin iptali davası reddedildi. Ben yazdım, kitap yazdım. Dedim ki anayasanın 17. Yüksek Öğretim Kanunu'nun 17. maddesi iptal edilmemiştir. Beni üniversiteden attılar. Attılar. Ne AK Parti ne Saadet Partisi sahip çıkmadı. Bu bir. Biraz evvel bir soru sordunuz. Ama o sorunun üstüne gelelim. Konuyu değiştirelim. Mehmet Metiner'in dediği gibi yapalım. AK Parti şu yanlışlığı yapmasın bir daha. Bak bir daha tekrar ediyorum. AK Parti şu yanlışlığı yapmasın. Nedir bak, o? Yani neyi yapıyorum? Peki. Bir. Yanlışlık şu. HADEP terörist partisidir. Hayır. HADEP hiç terörist partisi değil. HADEP nedir biliyor musunuz? Açık söyleyeyim bu televizyonda. HADEP PKK'dır. Ne yaptınız siz? AK Parti yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. CHP, AK Parti, HADEP'le işbirliği yapıyormuş. Ama peki siz ne yapıyorsunuz? Anayasanın 17. maddesini okuyorum. Bakın 14. madde ne diyor? Ne alaka şimdi onlar? Var. Peki. Biraz evvel soru sordunuz. Hı-hı. Şimdi dediniz ki sorunun bir bölümünde HADEP'le ilgili konuyu soracağım. Siyasi şeyi soracağım. Ama esas önemli bir şey unutulmaz. Mehmet Bey sesiniz bir dakika. Skype'tan dolayı sesiniz gelmiyor. Bir alayım ondan sonra size söz vereyim. Mehmet Bey dediği bir şey var. Siz dediniz ki bana iki soru sordunuz. Hı hı. Bir HADEP siyasetle ilgili, iki iktidar değiştiğinde bir iktidar geldiğinde ne olacak? Hiçbir Peki. şey olmayacak. Nedir? Demokratik yolla bakınız. Hı hı. Siyasal iktidarı biz nasıl tarif ediyoruz? Seçilmiş iktidarın seçilen iktidarla yer değiştirmesine biz iktidarın değişmesi diyoruz. Eğer bir ülkede darbeyle, silahlı kalkışmayla bir iktidar değişmiyorsa demokratik yoldan gelen hangi parti gelirse gelsin hatta HADEP. Açıyorum anayasayı. Anayasadaki hükümlere göre vatandaşların din ve vicdan özgürlüğü bir kamu hizmetidir. O kamu hizmetini herkes yerine getirmek zorundadır. Bu korkunun yayılması ya bunlar gelecek iktidara bizim din ve vicdan özgürlüğümüz ayaklar altına alınacak. Bu yalandan kendileri bir söylüyorlar yalan. Ferman Bey kendileri söylüyorlar hocam. Söylüyorum. Buna bu kendileri söylüyorlar. Buna vehime gerek yok. Sayılır seven. Vehim değil, kendileri yani söylüyorlar. Hadep iktidara geldi. Sebep söylüyorum. Hadep diyorlar ki biz başörtülü bir hakime güvenemeyiz. Onun tamam. verdiği kararlara güvenemeyiz. Bir hakime bir adamın güvenmeme yani, hakkı vardır. Peki bak, o zaman başörtülü bir hanımefendi Hayır, güvenemeyiz. Başı açık serbest bir, olmamalı diyorlar. Hanımefendiye niye güvenme Efendim, hakkı olsun? Bakınız vatandaş olaraktan diyorum. Karışmayın. Tamam. Aman demek hayır hayır olsun. Şimdi öyle bir şey söylediniz ki. Hayır diyorum ki bir vatandaşı tamam. başörtülü bir kadına, hanımefendiye başörtüsüz bir hanımefendiye güvenmeme hakkı ifadesi olabilir diyorum. Başörtüsünden dolayı bir hakimin Allah Allah. Başörtüsünden dolayı bir hakimin yanlış karar vereceğini söylemek Efendim, iftira olur, onu, itham olur. Onu, eğer bireysel bunu ispatlamak gerekir. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Daha bireysel değil söylüyorum. Bakın. Bir başörtülü adam. Hakim meselesinden bahsediyorum ben. Arsene Bey, deniyor ki başörtülü Serdar, bir hakim. Şey söylüyorum. Sert bir şey. Düşünce Serdar Bey bir bakın. Dakikanızı alayım. Bir dakika. Kahrolsun bu devlet. Kahrolsun bu devlet dediğin birisi. Suç mu bu? Düşünce özgürlüğü çerçevesinde suç değil. Yeni Anayasa Mahkemesi kararına göre suç değil. Suç değil. Bundan daha vahim bir şey var mı?
Bir kişi, ben başörtülü hakime güvenmiyorum. Ben başı açık bir hakime güvenmiyorum. Sizin koyduğunuz kanunlar, hakimler savcılar kanununun koyduğunuz kanunlara göre hakim alınıyorsa, öyle birisi bir şey desin. Hele öyle birisi bir şey desin, ben başörtülü hakime güvenmiyorum. Ben anlamıyorum. Biri İnsan içine çıkarmazlar. Başörtü, bir dakika. Başörtülü hakimin kararına güvenmiyorum. Bu ne demektir? Gelecek CHP iktidarı, gelecek B iktidarı, A iktidarı, parti adını vermiyorum, A iktidarının daha başka şeyler yapmayacağı ne malum mu diyeceğiz biz? Diyemeyeceğiz. Tabii. Kim gelirse gelsin, tabii. Bireyler teminat altına alınmalı. Özgürlükler çerçevesinde o hakkını ne malum deniyor tabii. Zorundayız. Böyle ama idari yaptırım. Bunca darbeyi destekledikten sonra çok rahat. Vehimlerle yani, öyle olacak, öyle olacak. Bizi mahvedecekler, bizi yok edecekler. O zaman yaşamayın, çıkın gidin bu ülkeden. Neye korkuyorsunuz siz? Ben size teminat veriyorum. Bakın, hiçbir iktidar aynı hiçbir şey Ferman Bey. Sabri Bey. Ferman Bey. Hiçbir iktidar Ferman çok Bey. Ben net iyi anladım. Sayın hocam. Anlaşılmadı. Bak, Sayın hocam. Serdar Bey bir cevap. Sayın hocam. Serdar Bey ben size. Bu AK Parti'nin bu AK Parti'nin gizli ajandası var. Bunlar laikliği değiştirmek istiyorlar. Bunlar irticayı getirmek istiyorlar. Tamam. Diyenler için de aynı şeyi söylüyor musunuz? Böyle aynen diyorlarsa bu ülkeden çekip gitsinler. Aynen söylüyorum. CHP zihniyeti için. Efendim AK Parti tamam. Gelecek, şeriat gelecek, i̇şte, din özgürlüğü gidecek ben demek demiyorum de. Yani CHP'liler bu ülkeden çekip gitsinler demiyorum. Efendim, birbirimizi kovacağımıza bu ülkeden efendim, teminat altına alalım. Tamam korkmayın. Hukuken teminat altına alalım. Ne lüzumu var? Hayır. Serdar Bey diyor teminat anayasa ve CHP'de Sayın Mehmet Metin'in dediği Serdar gibi. Serdar Bey özür diliyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Sabri Bey sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Serdar Bey geliyor bir dakika. Serdar Bey diyor ki bu teminattır diyeceğinize daha açık net maddelerle tanımı yapılsa efendim, da görmüş, hocam bir örnek de hocam hukukçu ya bir örnek hayır, bir hayır, örnek yok. Vereyim hemen yok, çok muğlak. Siz Serdar Bey Sayın Abdullah Gül'ün dediği gibi çok muğlak. 40 yıllık üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Ben diyorum ki vatandaşların tamam, temel şey... hak özgürlükleri, dini vicdan ve özgürlükleri bir örnekle bir Ferman hocam yoktur. Ferman hocam. Bak anayasa Ferman hocam sözünüzü kesmiyorum. Endişe duymak bir oyundur. Hayır ben Ankara'dayım. Kusura bakmayın duyamıyorum da. Serdar Bey bir şey örnek vereyim buyurun. Hocama. Buyurun. Doğru anayasada bazı kavramlar geçiyor. Fakat baroların hocam da avukatlık yapıyor biliyordu. Baroların icra dairelerinin kapılarına başörtülü avukatlar giremez yazısını anayasanın teminatı altında görmüyor mu hocam? Madem teminat var, madem korkmayalım. Madem gelen iktidar idari yaptırımlarla, yönetmeliklerle bunu çiğneyemez ise icra dairelerinin kapılarına yazılan baronun talimatını biz nereye koyacağız? Azizim, bir belediye, ismin parti vermiyor. Hocam ben bir örneğin üzerinden gidelim bir belediye, hocam. Bir belediye, bir hizmeti yapmıyor diye. Aynı şey değil. CHP'li fark etmez. Hocam aynı biz şey o değil. Hizmetten bırakıyor muyuz? Hocam aynı şey değil. Hayır, biz iktidar değişimi durumunda anayasanın çiğnenmesinden bahsediyoruz. Efendim ben diyorum siz ki anayasa çiğnenmez diyorum. Kimse çiğnenmez ama ben de... Var, hocam ben de diyorum ki... Özür diliyorum arkadaşlar. Şey hocam dakika, ben de diyorum hocam, ki... Hocam baroların... Mehmet Bey de Skype üzerinde problem olduğu için ondan hemen bir söz hakkı vereyim. Mehmet Bey ne diyorsunuz bu tartışmaya? Şimdi ortada bir vehim yok, bir gerçek var. O gerçek de şu... 28 Şubat sürecinde de Sayın Hocam'ın, Ferman Hocam'ın dediği anayasanın ilgili maddesi, hükmü vardı zaten. Yani eğer bu iktidarlar değiştiğinde mevcut anayasa hükmü var olduğu sürece hiçbir uygulama, farklı bir uygulama değişikliği olmayacak garantisi verilemez. 28 Şubat sürecinde bu anayasa vardı, anayasada bu ilgili hükümler vardı. Koskoca Anayasa Mahkemesi meclisin çıkartmış olduğu üniversitelerde başörtüyle okuma hakkını bile gasp etti. Yani Mehmet şimdi Bey, o fiiliydi. Anayasadan alma bir güç değildi. O bir fiili durumdu. Hocam, fiili sevgili durumda hocam. İşte fiili durum. Hocam. Onu söylüyoruz. Fiili durum sevgili olmasın. Sevgili hocam. Buyurun, buyurun. Senin söylediğin şey, olması gereken bir şey. Evet. Bizim söylediğimiz şey vehim değil, gerçek. Çünkü yaşanmışlıklar var. Siz yaşanmışlıkları gerçek gibi kabul etmeyip size vehim üretmekle suçlarsanız biz de sizin bu normatif değerli düşüncelerinizi önemsizleştirirsek birbirimize haksızlık etmiş oluruz. Keşke sizin gibi yorumlansa ama yorumlanmayan iktidarlar geldiler sokaklarda çarşaflı vatandaşlarımıza başörtülü vatandaşlarımıza nasıl zulmedildiğini hepimiz gördük. Bu anayasaya rağmen yaptılar bunu. Demek ki gücü elinde bulunduranlar laikliği de kendileri gibi
ideolojik totaliter bir anlayışla yorumlayıp pekala farklı şeyler yapabilirler. O yüzden Serdar kardeşimin dediği şey, hepimizin üzerinde uzlaştığı bu özgürlük alanını anayasada çok daha görünür, çok daha açık, çok daha şeffaf, çok daha somut bir biçimde yeniden yazmanın ne mahsuru vardır? Hemen mahsurunu söyleyeyim Mehmet Bey. Amerika'da 11 madde var, İngiltere'de hiç anayasa yok. Orada özgürlükler olmadığını mı iddia edeceğiz? Anayasalar özgürlük sağlamazlar. Anayasalar karın doyurmazlar. Erman Hocam. Doğru mu? Bu akşam çok fazla siyasete giriyorsunuz. Girdikçe de... Girmiyorum ben. Bu siyaset mi? Hukuki zevkten kayıyorsunuz. Kimse size... İsterseniz iki maddelik anayasa yazalım. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama anayasadaki maddeler, kanunlar fazlalaştıkça adalet, özgürlükler genişler demiyorum. Ama Türkiye'de biz anayasa yapımından bahsediyoruz. İngiltere'den değil, Amerika'dan diyorum, değil. Türkiye'de anayasa yapmanıza gerek yok. Anayasaya rağmen 28 Şubat'ta bu ülkenin vahiy vatandaşlarının zulümler, layıklık adına yapımını yapılmadı. Mehmet Bey, ben 209 maddelik anayasaya karşıyım, anayasa mahkemesine karşıyım, anayasaya medet ummak karşıyım, anayasa bir nuska değildir, anayasaya güvenmeyin, güvenmeyin, anayasa mahkemesine hocam, güvenmeyin. Anayasasız olur mu? Adaletinize. Bey, anayasasız olur mu? Biz yeniden, hocam, anayasasız olur mu? Bir zulüm, haksızlık, adaletsizlik olmasın diye bir şeyin altının netlikle çizilmesi gerektiğini söylüyoruz. Siz buna vehim derseniz olmaz ki. Ya Mehmet Bey, bu başka bir şeyden dikkatten uzaklaştırıyor bizi. Bak Serdar Sabri Bey bir soru sordu. O soruya gelemiyoruz. HADEP'le ilgili AK Parti'nin anayasaya göre, bakınız anayasaya göre HADEP'i Türkiye'de en iyi analiz edip ifade eden Mehmet Metiner'dir Türkiye'de. Onu da iddia ediyorum. HADEP'in yerini ortaya koyan tek bir kişi ben anayasa okusu ortadan görüyorum. Mehmet Metiner kadar güzel anlatıp ortaya koyan yoktur. Ama AK Parti HADEP'le ilgili... Sevgili yönetmenim beni uyarıyor. Bir araya gideceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Metiner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hem yorumlarından dolayı hem de katıldığı süre içerisinde genelde internette de problem oluyor. Dolayısıyla ikinci bölümden itibaren aramızdan ayrılmış oldu. Peki Nazif Bey'den devam edelim. Nazif Bey, şimdi düşüncelerinizi, fikirlerinizi ifade ettiniz. Özellikle bunun sünni bir gündem olduğunu da ifade ettiniz. Peki sonuç itibariyle Ferman hocamızın söylediği kısım teminattır. Ertuğrul Bey arkadaşımız da diyor ki hayır, daha açıklayıcı, net ve sınırları belirleyip ve tanımlaması yapılması zorunludur. Yarın yürütme farklı bir yorum üzerinden keyfi bir uygulamaya geçebilir. AK Parti bu konuda bence sınıfta kalmıştır. Yani geçmişteki uygulamaları onu sabıkalı hale getirmiştir canım kardeşim. Tamam mı? Geçmişte Türkiye'de referandumlarla anayasa değişiklikleri söz konusu oldu ve milletin karşısına çıkılırken o kadar iddialı laflar edildi ki. O kadar böyle Türkiye'nin önünün açılacağı, Türkiye'nin uçacağı, Türkiye'nin uçurulacağı, akla ne geliyorsa böyle adeta beyin yıkandı ve millete sunulan metinler neticede metin olarak kaldı ve ondan sonra onun zararlarını gördük. Mesela örnek olsun 2010 referandumu. 2010 referandumu şimdi AK Partili'nin etrafında toplananlar onun bir FETÖ oyunu olduğunu söylüyorsunlar. Biz o zaman FETÖ oyunu olduğunu meydanlarda söylüyorduk. Kulak verseydiler. Hep peşin hükümlü. Hep biz biliriz, biz yaparız. Bizim dışımızda kim ne diyorsa o yanlış söyler. Ona kulak vermez, kulak kabartmaz. Sırtını döner, bırak sırtını dönmekte kalmayı. Bir de bühtan atar böyle iftiralarla. Yok sen bilmiyorsun, şusun busun gibi. 2010 referandumu ne getirdi bize? Ne oldu Türkiye? Bakın gazete arşivlerine. Bakın televizyondaki tartışmalara, bakın AK Parti'nin yöneticilerinin ifadelerine. Zannedersin ki Türkiye bırakın ilk 20'nin arasında 15'in altına düşeceğine, zannedersin ki ilk 3'e girecek dünyada. Ne oldu? Bize büyük bir yıkım getirdi, felaket getirdi. SYK'dan çeşitli özgürlükler diye sunulan şeylere kadar ve günlük hayatımızı ilgilendiren maddeler bile hayata geçirilmedi. Memur sendikalarına varıncaya kadar. Bakın. Şimdi bugün
Dolayısıyla İsmail Kahraman'ın söylediği sadece bir konsolidasyondur. Bir AK Parti'nin içerisinde bozulan moralleri toplayabilmek için Türkiye'de sokakta yaşanan sıkıntıları göz ardı ettirip burada bir alan oluşturup tekrar bu insanların inançları üzerinden bir siyasi organizasyon yapma anlayışından kaynaklar. Bunu plan dahilinde yaptı yapmadı onu bilmem. Beyin okuyucu değil. Ama ben bunu çok net görürüm. Nedir? Biz şimdi bir yeni bir sisteme geçti Türkiye. Parlamenter, demokratik parlamenter sistemden. Türkiye neye geçti? İşte şimdiki sistemin adı ne? Başkanlık sistemi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hı hı. Şimdi bu sistemde ne diyordu? Açalım isterseniz. Yani başka bir şey olsa bunu muhalefet söylemiş olsaydı yayınlanır burada ekranlarda. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ya, üçmüşü zenginleşecek. Verin bu şeyi. Türkiye uçacak. Şunlar gene aynı. Hep bildiğimiz lafları söylüyor. Ne oldu? Şimdi bugün Türkiye'de bu sistemden memnun olan var mı? Zaman zaman bakıyorum muhalefetin seslendirmelerine AK Parti'nin bazı yetkililerinin de duyarsız kalamadığını ve onları destekler mahiyette biraz daha yumuşatarak katıldığını görüyorum. Evet işte arıza varsa giderilebilir, buna bakmak mümkündür falan gibi ufak ufak merdiven yapıyorlar yani ufak ufak. Şimdi bu sistemden memnun olan var mı? Yok. Kim var ama? Kim var? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yine bazı yöneticileri ona kendini endekslemiş siyaseten. Onunla beraber siyasi hayatını sürdürebileceklerini gören, yoksa sepetinde, eteğinde herhangi bir şey olmayanlar. Tamam mı? Şimdi hangisi önemli? Halk mı önemli? Halk mı önemli? Halk bundan memnun mu bu sistemden? Halkın anası ağlıyor. Ülkemizin sistemi bunlar. Memnun olsun diye değiştiriliyor. Ve bu hale geliyoruz. Hani sistemin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıyla ilgisi yoktu. Dünya çok sorunsuz da Türkiye sorunlu mu? Millet ne isterse o olurdu diyenler. Dünya çok sorunsuz Türkiye sorunlu mu? Efendim? Dünya çok sorunsuz Türkiye sorunlu mu? Şimdi değerli kardeşim bak. Dünyanın sorunları ile Türkiye'nin sorunlarını dikkate alarak ortaya bir siyaset koyarsan bu reel bir siyasettir. Burada daha kaliteli ve karakterli bir şekilde gidersin. Ama dün söylediğinde bugün söylediğini bir bardak suyu içer gibi hiç yokmuş gibi farz eder de tekrar politik anlamda milleti bir şekilde etkilemeye çalışarak ifade edersen o sorun dünyanın sorunlarıyla Türkiye'nin sorunları dolayısıyla ister istemez at başı gidiyor. Ondan etkilenmemek mümkün değil dersin gidersin. Yani Türkiye'de halkı böyle hiç yapmayalım. Market fiyatları Türkiye'de dünyanın sorunlarından dolayı bu hale gelmiyor. Türkiye'de dövizin yükselişi dünyadaki dövizdeki hareketliliklerden, Amerikan dolarının değerinin artmasından kaynaklanmıyor. Bize ait yanlışlarımız var, bize ait hatalarımız var, bize ait ben bilirim, gerisi önemli değil mantığımız var. Değerli kardeşim, nasıl bunları anlatıyor mesela? Sen Merkez Bankası'nın başkanını işte şu kadar zaman içinde şu kadar defa alırsan işte neticede bu olur. Türkiye'de tam Türk lirası değer kazanmaya başlamış, dövizde düşüş olmuş. Bu düşüş sayesinde Türkiye'nin dış borcunda çok önemli milyar dolar bazında bir kâra geçmişin, yani daha o kadar az daha para ödeyeceksin. O kadar da piyasadan az para toplayacaksın. Bu insanlara işte benzine zam yapmayacaksın. Bu insanın aldığı bilmem nereye zam yapmayacaksın. Bu sokağa yansıyacak olan şeyleri ister istemez frene basıyorsun. Daha pahalı aldırıyorsun. Ne oldu? Ondan sonra dünyadaki gerçeklikle senin gerçeğin belli mi? Örtüşüyor mu? Sistem bütün millet. Ne? Ben bakıyorum yandaş yayınlarda diyebileceğimiz yani iktidarı tutan Tayyip Erdoğan'a destek veren yayınlarda bile bu faizin geçen hafta düşürülen bir puan düşürülen faizin yılbaşına doğru düşürülebileceğini dolayısıyla dünyadaki para piyasalarındaki hareketliliklerinden ötürü çok arzu edilmesine rağmen Türkiye'de işte reel sektörün önünün açılabilmesi için faiz düşürülmesinin şart olduğunu işte düşük faizli kredilerin verilebilmesi açısından bunun önemli olduğunu söylemelerine rağmen bu zannediyorlardı ki yılbaşında olacak. Onun
Onlar bile böyle inanıyorlardı. 3 ay geriye çektiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bastırmasıyla onun etrafındaki birkaç kişinin siyaseten iştahlarının kabarmasıyla düşürdüler ve bir anda 820 lira 830 lira düşmüş dövizi tekrar 9 liraya dayandırdılar. Tamam, sistemle, bu yazık günah değil mi bu millete? Yani bunu söylemiş. Sistem bu. Yani sistem parlamenter sistemde başbakan varken verdiği zaman böyle oluyor. Başbakan varken Türkiye'de hiç ekonomik kriz olmadı. O zaman söyleyeyim. Yazar yani, tasarlar fırlatılmadı mı? Böyle bağlı maaşlar, böyle bağlı maaşlar olmadı. Bir ya kişi birden fazla maaşları almadı. Bak şimdi ben yaparım olur. Bak Türkiye'de evvelki hafta bir önemli Türkiye'nin ta Osmanlı'dan intikal etmiş. Yani en böyle kadim kuruluşlarından birine bir genel müdür atandı. Genel müdürü atadıktan sonra genel müdürün ne kadar yerlerle temas halinde olduğu, ne kadar abuk sabuk işlerle meşgul olduğu ortaya çıktı. Böyle şu anda cezaevinde olan gruplarla olan ilişkileri, maddi ilişkileri, fiili ilişkileri. Ve şimdi bir dakika söyleyeceğim. Şimdi sayı tek adam onu atıyor. Onun etkisinde ya kalıyor bir şekilde. Tek adam o iş ortaya çıktığı zaman istifa ettirildi. Atamayı işte, anayasa hocamız burada. Bakanlar kurulu kararıyla yürütme başbakan yapmıyor muydu? Bir denetleme vardı, denge vardı. Kim denge denetlemesi vardı. Kimdi? Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Parlamento vardı. Buna bakan bir parlamento vardı. Yani yürütmenin yani genel müdür atandığında parlamento genel müdürü atamaya denetim arkasında. Ya yapıyordu. Bırakın o polemik onu. Sen içinde olmadığı için öyle bakarsın sen. Yürütmenin arkasında o yürütmeyi adeta seni sigaya çeken Molla Kasım vardır anlayışı içerisinde bir olan bir parlamento vardı. O parlamentoda sorarlardı adama, sen böyle bir insanı nasıl getirebiliyorsun? Devlet demir yollarından bu kadar ihaleyi almış adam, demir yollarının içerisinden çıkmayan bir insanı bir de sanki tilkiyi kümese tavuğun başına müdür yapmışın gibi getiriyorsun diye adama sorarlar. Bunlar olmaz. Liyakat vardı. Sen şimdi yoksulluk, işsizlik, hukuksuzluk, adaletsizlik, taşeronluk, kayırmacılar, EYT, KYK'den dertlenenler ve Türkiye'de liyakatsizlikler bu dönemde tarihe geçiyor. Tarihe. Şimdi böylesine. Bu neden geçiyor tarihe? Bir dakika. Peki. Bir dakika olmadı. Peki. Ya Kılıçdaroğlu ne alakası var bunların? Ya ne Kılıçdaroğlu'nun sistemi? Bazı sistem Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü orada zaman kalmış. Kılıçdaroğlu o zaman hangi sistem vardı? SGK'nın veya o zamanki adıyla SSK'nın genel müdürünü yapmış. Bırakın Allah aşkına. Tam parlamenter yani sistem yok muydu? İstanbul Belediyesi'nde, SGK batmadı Ankara mı? Belediyesi'nde bu görevden alınan başkanların neden görevden alındıklarını bile kamuoyu bir gün gelecek öğrenecekler. Yani neden alınmış bunlar? Şimdi ama sen bunu söyleyince şimdi başka bir yere geleceğim. Anlatmak istediğim şu var. Yani sözün en başında söylemiştim. Milli gelirimiz bile 12 bin dolardan 8 bin dolarlara düşmüş bir Türkiye'de. Biz şimdi ne yapıyoruz? Marketleri konuşuyoruz. Marketlerle piyasalara çeki düzen verme. Ya nasıl düzen verebilirsin marketlerle? Bunun örneğini kısa bir zamanda yaşadım. Demek istediğim bir dakika. Sistem Türkiye'de bu anlamda tıkandı. Anayasal bir anlamda tıkanma yok. Şimdi bu kadar derdin içerisinde yoğrulan bir Türkiye'de İsmail Kahraman, cevabını veriyorum sana. Peki. İsmail Kahraman çıkıyor. Dindar anayasa. Ondan sonra anayasanın başlangıç maddeleri. Ya anayasanın başlangıç maddeleri kaldırılmalıdır dediği zaman o hocamın bugün ben onu PKK olarak görüyorum diye ifade ettiği ve Metin Ere'de, bak hatırlarsın 2 ay önce de ben burada PKK ile ilgili en dikkat çekici yazıları, tespitleri, değerlendirmeleri Mehmet Metiner yapıyor dedim. Aynı şeye geldi. Bak, ben 2 ay önce söyledim bunu burada. Şimdi Mehmet Metiner'in de PKK ile örtüştürdüğü bir parti gibi görüntü veren adresten çıkanlara karşı duruyoruz, yapamazsın buna. Bak dediniz mi, gördünüz mü? Anayasayı da başlangıç maddelere dahil olmak üzere kaldırıyorlar diye feryat edeceğiz. Onları diğer muhalefet partileriyle yani örtüştürmeye, abi, birleştirmeye kendi çalışacağız. Kendi dediğini kendi tekzip ediyorsun. İsmail Kahraman söylediği zaman İsmail Kahraman'ın sözlerinden bir roman yazacağız. Abi, diyeceğiz ki kendi dediğini kendi tekzip ediyorsun. HDP'nin kurumsal yapısı tabii ki bir anlam ifade eder. Tabii ki. Ama İsmail Kahraman'ın ifade özgürlüğü bu
bugün Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket eden, bana göre etnikçilik yapan, hem de dine dayalı hem de ırka dayalı etnikçilik yapan başka bir parti de HDP'nin şu anda ortaya çıkardığı o 6 maddeden mürekkep talepleri gibi veyahut da yol haritası gibi bakın şeyine, tüzüğüne, bakın onun iddialarına. Onda da var. Onları sarayda kabul edeceksin. Onlarla bir şekilde hukuku devam ettireceksin. İttifak fotoğrafının içerisinde olacaksın. Ferman ama Hocam özür diliyorum. Onların şeyi, ayrıcalıkları, yani referansları İslam olması mı? Nasip Hocam. Bölücülüğün kralının da kralının içindeler. Lütfen bir dakika Ferman. Evet. Bir dakika. Yalnız bir durumu daha düzelteyim. Ondan sonra bitireyim. Bir cümlede hocam. Şunu da düzelteyim. Buyurun. Hocam tabii ki çok dolu bir insan. Ben onu düzeltmek istedim. O dönemde Ahmet Necdet Sezer döneminde meclis başkanı Cemil Çiçek değil. Bülent Arınç. Bülent Arınç. Tamam. Bir onu düzelteyim. Bir de şeyi düzelteyim. Şimdi onu söyleyemedim. Yani Serdar falan devreye girince haklı olarak kesmek istemedim. Önemli bir yere temas ediyordu Serdar. Şimdi hocam size iki defa araya girmeye çalıştım. Şimdi Ahmet Necdet Sezer'in o dönemde, ben hukukçu değilim ama neticede siyasetçiyim ve iddialıyım. Siyasette iddialıyım. Ahmet Necdet Sezer o dönem AK Partili bir takım hukukçuların da kabul etmek en azından zorunda kaldığını diyeyim bari. Anayasanın 102. maddesinin gerekçesine dayanarak yeni bir seçime kadar mevcut cumhurbaşkanı ile gidilir yorumundan yola çıkarak böyle bir şeyin içerisinde onun kendi iradesiyle olmadı. Ama tüm bu bunu söylemek, bunu paylaşmak geldi. İstedim. Efendim, yani geldiler iş anayasanın 102. maddesinin gerekçeli kararını. Yani ben burada... Sizlerin görev süresi belli miydi baştan? Tabii ki belliydi. Başlangıç ve bitişi belli miydi? Evet. Bittiği gün bitiyor işi. Ama işte 102. maddenin gerek... Sen şimdi siyaset yapıyorsun. Ben siyaset yapmıyorum. O zamanın siyasetçileri de, hocam, parlamentoda yer alan siyasetçileri de buradan yola çıkarak neticede bir seçimi, 3 ay sonraki bir seçime gittiler. Yani başka bir şey söylüyorum. Mayıs ayında görev süresi bitiyordu. Temmuz'da zannediyorum bir seçim söz konusu oldu. Böyle. Nazif abi aynı şey değil. Nasip Bey, Ferman Bey dinleyelim. Sabri Bey, şu yanlış. Adalet Parti bugünü eleştirenlere, efendim geçmişte de yok muydu? Geçmişte de yok muydu? Ve geçmişi eleştirenlere, bugünkülere, beni o ilgilendirmiyor. Mukayese yapmak beni ilgilendirmiyor. Ben hukuka bakarım diyorsun, tamam. Ben bugün katılıyorum. Ama yanlış vatandan AK Parti'yi getirmek onun diye. Bu yanlış bir. İkincisi, Necdet Sezer meselesi, bakınız. Anayasanın 101. maddesi Nazif Bey daha ileride göreceksiniz. Bugünkü Cumhurbaşkanı vicdanlı davranıyordum düşünüyorum ve ben onu değil. Paylaşmak hukuk istedim. Hukuk vicdan değildir. Hukuk onu söylediği için vicdanlı. Yani bunu hatırlatmak istedim ki. Bu arada Ferman Bey özür diliyorum. İfade edemiyorum. İsmail Karaman Beyefendi diyor ki GİK üyesi, ben 3. ve 4. maddeler değişecek demedim diyor. Doğru diyor. Peki, ben bilmiyorum. Bu 3. ve 4. madde tanımlaması ne kastetmek istiyor? Yani nedir buradaki toplum daha rahat? Yani anayasanın değişmez maddelerinin teklifini, tamam, düşüncesini benden garantör sadır değil. Olan hüküm maddeleri şey sabittir diyor. Peki. Ben bir şey söylemedim demek istiyor. Yani ben bir şey söylemedim demek ne demek? 1, 2, 3, değişmez 1. Değişmezin garantisi 4, 2. Bazen bazıları da tartışmaya şöyle başlıyorlar Sabri Bey. Diyor ki 4'ü değiştirirsek 1, 2, 3 gümbürtüye gider. 4'ü değiştirirsek. Çünkü değişiklikte ne diyor? Garantör olan kısım. Garantör olan kısımda ne yazıyor? Sadece bir şey yazıyor. Anayasanın 1, 2, 3'üncüsü değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Tavsiye bile de dahi edilemez. 4'ün garantisi nerede? Bak ilk defa bir tartışma biraz evvel açtım. Necdetler, bir daha söylüyorum. Evet, 4'ün garantisi nerede? 4'ün garantisi yok. Olmasına gerek yok ki. Ha tamam. Sen gerek yok ki. Bazı anayasacılar diyor ki 4'ü değiştirirse biter. Öyle. Ben de diyor ya bak diyorlar diyorum. Burada demeye cezalandırmayalım. O zaman bin bir gece masalı gibi La Fontaine'den. Şimdi ikincisi. Sabahları. Yani bunu, hayır, Ertuğrul kardeşimle şöyle bir tartışmaya girdiniz ya. Yani
Onların zamanında yok muydu? Bunların zamanında yoktu. Beni ne ilgilendirir ya? Size ne ya? Bu tartışmayı yapacak. Hayır. Onun görevi. İkincisi, yanlış biliyorsun Necdet Sezer'le ilgili. Tekrar söylüyorum. Hiç bilmiyorum. Bakın, Necdet Sezer'in adını işgalci koydum ben. Necdet Sezer işgalciydi, işgalci. Ben katılmamakla beraber o sizin tercihiniz, o sizin görüşünüz. Görüşe saygı gösteririm. Ama bu da hem o dönemin parlamentoda ve parlamento dışında yerini almış siyasi partilerin nezaketen ortak... ne yapmalıydı biliyor musunuz? Uzlaşmaya vardığı bir şeydi. Ay, Nazif kardeşim, evet. Ne yapmalıydı? Necdet Sezer demeliydi ki... Hocam, çok özür diliyorum. Bununla ilgili cümlelerinizi toparlarsanız... Şöyle kalan süre üzerinden, özür diliyorum, tartışmayı gıda terörü üzerinden kapatırsak sevinirim. Peki, iki şey söyleyeyim. Ben aslında Ertuğrul kardeşim de, Nazif kardeşim de beni biraz bir yerde anlayamadılar. Ben aslında AK Parti'yi eleştiriyorum. Eleştiriyorum aslında. Diyorum ki, bak, Necdet Sezer'in olduğu dönemde haykırmadılar. Ben Cemil Çiçek'in onunla geldim. Cemil Çiçek'in beyanatı var. Yani öyle es geçti ki AK Parti. Hiç onun üstünde durmadılar. Durmadılar. Sen haksız yere duruyorsun. Benim kadar söyleseydiler. Sen işgalcisin. Ama hocam. Ve senin kadar şeydi. Baskı vardı hocam. Baskı vardı. Asker baskısı. Heh. Biraz evvel de ne dediler? Valla bu iktidar değişirse geldiğinde bizim anamızı bellerse ne yapacağız? Ben biraz şey evvel söyledim ama Arseven beni yanlış anladı. Kardeşim, bu kadar korkmanıza gerek yok. İktidara gelecekler bizden hesap soracaklar. Hesap sormanın da hukuki yolu vardır. Ceza kanunu ortadadır. Ya ceza yolsuzluk ortadadır. Yaparsa hesap sorulacak. Anayasa da ortadadır. Niye korkuyorsunuz ya? Niye korkuyorlar? Ben tahmin sen ediyorum. Sen biliyorsun. Ben diyorum hocam, korkmaya gerek yok. Ama niye korktuğumuzu örneği de verdim. Temel hak ve özgürlükler. Değil mi? Vicdan özgürlüğü bu. İkincisi, AK Parti'nin bir yanlışlığı. Hocam, idra dairelerinin kapılarına anayasayı çiğneyip başörtüler giremez diye yazarsanız, burada anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri çiğnemiş olursunuz. Ya şimdi rahmetli olmuştur. Ne zaman yazdı onu? Burhan Kuzu'ya dedim ki, anayasa mahkemesi iptal etti mi bu kanunu? Bu kanunu. Hem iptal var hem red var. Şimdi yok işte. Demiştim. Şimdi yani şuna geliyorum. Onlar, olmaması korku imparatorluğu olmaması tekrar olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü anayasal teminat da yok diyor. Anayasa bu korkuyu gidermiyor. İngiltere'de anayasa yok. Korku mu var? Korkuyu kim sağlıyor? Korkuyu adalet hocam, sağlıyor, niye? Kültür sağlıyor, seviye sağlıyor. Tam bakınız, konuya... Fethullah Gülen'in olduğu bir Türkiye'de. Hani adalet vardı. Kendilerine gelince adaleti savunurlardı. Eşitliği savunurlardı. Başörtüyü savunurlardı. Başkalarına gelince Vatikan'ı savunuyorlardı. Vatikan örnek veriyordu. Bana ne Vatikan örneğini veriyorsun? Sen benim Türkiye'mdeki haksızlıklara, zulümlere, işkencelere ona karşı çık. Ben açık söyleyeyim. Başörtülü öğrencilerin üniversiteye alınmaması hukuka aykırıdır. Çünkü başörtülü öğrenci hizmet sunan değil, polis değil, edebiyat öğretmen değil, hakim değil. Şimdi Arseven diyecek ki bu ayrımı yap. O zaman hizmet sunan kimdi? Hakim, savcı, polis. Öğrenci neydi Sabri Bey? Hizmet alandı. Ben bir şey yazdım. Ne yazdım? Belediyenin ekmek büfesine gidip alanlara ekmek vermeyeceksiniz. Haydarpaşa Hastanesi'nde başörtülü yatamaz. Neden? Oldu bir olay. Bak, olmuş olay. Doktor. Arkadaşlar, başörtülü hanımlar başını açsın. Hasta yatıyor, adam derdiyle meşgul. Böbreğinden taş düşecek. Bu adam neciydi bu hasta? Veya somutu diyelim. Abdullah Gül'ün hanımı kimdi? Yaşam ünitesine bağlı olan İnsanın fişini çektiler başörtüsü. Hayır, şimdi diye. Abdullah Gül'ün hanımı hakim miydi? Ya zirve yaptı. Savcım, bir dakika. Yok, savcı bak, mıydı? Çok net acı bir şey söyleyeceğim. Dönemin GATA komutanı bir albayın eşini yaşam ünitesine bağlı diye fişini çekip ölüme sebep oldular. Yani bu kadar aşağılık dönemleri yaşadık Nazif Bey. Bunun hiçbir politikada yeri yok. Ben size bir şey söylüyorum. O günahkardır, suçludur. Birebir tanıdığım bir insan. Sabri Bey, Haydarpaşa Hastanesi'nde. İhraç edip evinden aldılar. Haydarpaşa Hastanesi'nde. Bakın, birbirimizi dinlemiyoruz. Haydarpaşa Hastanesi'nde. Başhekim giriyor içeriye. Arkadaşlar, başörtüler başını açsınlar. Ya adam... böbrek taşı düşürüyor. Ben başörtüyü savunmuyorum. Bakın, yanlış anlaşılmasın. Başörtülünün hakkını savunmak aynı şey değildir. Başörtüyü savunursun, savunmasın. O ayrı. Dini bir konudur. Girersen. Ben başörtülü bir adam. Hizmet mi sunuyor? Ne almış? Gelmiş halk ekmeğin büfesinin önüne. Sizin anneniz. Ekmek alıyor. Ne diyecek büfeci? Ben belediyenin satıcısıyım. Sabri Bey, İstanbul'a sesin geliyor mu? Niye? Teyze, senin başın örtülüdür. Ya böyle bu kadar aşırı adi hale getirmek doğru değil. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha. AK Parti bundan sonra HADEP'i benim olduğum yerlerde lütfen yapmasınlar. Benim olduğum yerde HADEP'i teröristle itham etmesinler. Ha, Serdar Bey bir araya girmek istiyor. Bir söz vereyim bitireyim size. Ama Serdar Bey, sizden güzel ilgili. Konuşuyor. Sizden net ilgili. Konuşuyor. Ben diyorum ki Serdar Bey duysun söylüyorum. Serdar Bey duysun söylüyorum. AK Parti HADEP'le ilgili asla bir şikayet yapmasın bana. Peki. Serdar Bey, buyurun, sizi dinliyorum. Tabii şimdi... üslubu beyan aynı ile insan
Arada Serdar Bey sesi hocamın çok net çıkıyordu ama şimdi hiç de evet hiç de arkadaşlar, istemeden ağzından misiniz? Çıkan bir ifade oldu. O tekrarını izlediği zaman mutlaka o ifadeyi tavsiye etmek isteyecektir. Ne? Ben tekrarlamak istemiyorum. Tekrarını izlerse Serdar Bey özür diliyorum. Lütfen sesinizi alamadı arkadaşlarım. Tekrar eder misiniz? Geliyor mu şu anda efendim? Şu an geliyor peki. Tamam. Şey dedim, üslubu beyan aynıyla insan. Sayın hocamız bir ifade kullandı, bir kavram kullandı. O da çok çok kendisi de bir daha izlediği zaman ağzımdan kaçmış diyecektir. Buyurun. Ben tekrarlamak da istemiyorum. Yok söyleyin. Ama kendisi bir daha yayını izlerse izlemeyeceğim. Onunla ilgili belki bir dahaki programda bir tavsiyede bulunur. Tekrarlamak istemiyorum. İzlemeyeceğim. Söyleyin. Hayır. Bir şey değil. Yanlışsa yanlış diyeceğim ben. Söyle. Yani ne dedi? İçinde ananın geçtiği, yani ana kelimesinin geçtiği yok yani. Bir ifadeydi. Hayır öyle bir şey geçmedi. Evet. Arkadaşlar burada daha şahit. Belki oradan yanlış. Yani geldi. Yarın iktidara gelirlerse anasını iktidara ağlamadılar. Gelirlerse. Anasını onu mu dediniz? Neyse onu tekrar izlediği ya. Zaman. O değil mi ya? Ben tekrar izleyeceğim. Ya. Öyle bir ifade çıkmamışsa ben Ankara'dan ses kesikliğinden dolayı yanlış gerçekten duymuşsam özür dileyeceğim. Korkuya gerek yok dedim ben. Hayır ben. Peki tamam. Hayır, orada bir konuşma. Neyse onu tekrar izlenirse. Peki. Ben yanlış duymuşsam da özür dilerim. Umarım olmamıştır. Yanlış duymuşumdur bir. İkincisi şu. Biz yorumlarda genelde ifratla tefritte gidiyoruz. Ben şöyle bir şey yazdım sosyal medyada. Dedim ki aslında dedim memleketin iktidarı ile muhalefetinin genellikle zihniyeti aynı. İktidara destek verenler de muhalefete destek verenler de kendilerinin eleştirilmesinden hiç hoşlanmıyorlar. Bu eleştiriler seviyeli bir şekilde yapılsa bile kulüp taraftarlarına dönmüş durumda. Nasıl kulüp taraftarları penaltı eğer kendi lehlerine ise her şekilde doğrudur derler. Aleyhlerine ise her şekilde yanlıştır derler. Penaltının doğru olup olmadığına bakmaksızın böyle şeyler yapılıyor. Şimdi Nazif Bey'in kıymetli Nazif Bey'in konuşmasında bu arada, şöyle bu bir şey oldu. Eskiden Serdar liyakat vardı. Serdar Bey özür diliyorum. İzleyicilerim de bana not düştüler. Ben de orayı kaçırdım ama izleyicilerimden de özür diliyorum. Evet, bir cümle haddini aşmış gayri içeri olarak farkında olmadan dilinden döküldü. Onu da burada lütfen düzeltelim. Evet, ağır bir ifade. Haklısınız. Peki, farkında. Yani bunu kasten söylendiği mi anlaşılıyor? Hayır. Anamızı... Hayır, çok... Yani küfürdü bu. Ağır, farkında olmadan evet. Ama burada izleyicilerim de çok hemen ağır. Yazmış. Ağır bir ifade. Öyle mi? Peki, tabii. Ola bir şey değil. Yani diyorum. Oradan belki özür beyanı üzerine yanlış anlaşılıyor. Çok bu iş yanlış. Çok bir akademisyene... Hayır, bakınız bu yanlış. Kesinlikle. Ama bunu iktidara gelecekler. Bizim anamızı anlatacaklar. Arkadaşlar lütfen özür diliyorum. Hayır. Ağlatmak da yoktu orada. Sesimizi... Başka bir kelime vardı. Söyleyeyim. Sesimizi kısın ben... Söyle. Tamam peki ben sonra söyleyeyim. O arada kısma yapılabilirdi. Peki buyurun devam edin. Ben eğer galiz anlamında gelecek şekildeyse ben özür dilemeye gerek yok. Duymuyorum. Tamam. Yanlış diyorum. Yanlış söyledim diyorum. Bunu özür dilemeden tamam, öte değil mi? Daha peki düzeltmeyi ben böyle alayım. Ben diyorum ki. Tamam işte evet tamam. Yok demek istiyorum. Tamam yani mı? Bir akademisyen dili üzerinden evet. Anladım. Bir yani olgun seviyedeki insan yok. Ve. Onlar gelecekler. Biz peki. Bunu yapacaklar. Bunu evet, edecekler. Yani. Bunu, bunlar gerek. Onu biliyorum. O niyetinizi biliyorum. Çünkü annelerimiz kutsaldır. Böyle bir ifade kullanılamaz. Teşekkür ediyorum özür dediği için. Doğru. Katılıyorum size. Evet. Katılıyorum. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi böyle kulüp taraftarlığı şeklinde olmaması lazım. Bakın şimdi bu dönemle ilgili ben liyakata hiç uymayan, liyakata dikkat edilmeyen atamalarla ilgili pek çok paylaşımda bulundum. Eleştiriler yaptım ve bundan dolayı da tepki aldım. Ama şimdi Nazif Bey'in söylediği dönemleri de ben aktif Ankara'da çok aktif bir şekilde gazetecilik yapan bir kardeşiniz olarak takip ettim. Şimdi yaşı müsait olanların ya da geçmişi okuyanların hepsi belleklerindedir. Yani o zamanlar efendim batan bankalar, o batan bankaların batık banka bedellerinin milletin sırtına yüklenmesi, milyarlarca doların sırtına yüklenmesi, bir bakanımızın çok müessif bir şekilde intihara teşebbüs etmesi, birçok şey yaşadık biz. Doğru. Efendim daha sonra 2001 krizinde ben rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir canlı yayına bağlanmıştı.
bir şeyini hatırlıyorum. Dedi ki yani ekonomi çok kötü yönetiliyor maalesef. Ben bile dedi servetimin 1/3'ünü kaybettim. Şimdi daha sonra o zamanki Merkez Bankası Başkanı ile ilgili tartışmaları tekrar burada gündeme getirmek istemiyorum. Yani o devalüasyondan önceki sözleriyle devalüasyondan sonra yaptıklarıyla ilgili o günkü tartışmaları gündeme getirmek istemiyorum. Yine efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi onunla ilgili kendisine eleştirilerde bulunulduğu zaman alımlarla ilgili, personel alımlarıyla ilgili hangi sol örgüt mensuplarının özürlü kontenjanına alındığıyla ilgili haberlere tepki verirken bu konuda sorumluluğun kendisine ait olmadığını, bu konuda sorumluluğun aslında bakana ait olduğunu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ifade etmişti. Yani aslında kendisi bakanıyla ilgili yine Sayın Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili o dönemki tartışmaları hatırlıyoruz. Sayın Enis Öksüz'ün tepkisini hatırlıyoruz. O zamanın Devlet Bakanı Masum Türker Beyefendi miydi? Evet. Ekonomiden sorumlu. Evet. Geçtiğimiz günlerde o dönemde Kemal Derviş olayının Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini, Türkiye'ye ne kadar sıkıntı soktuğunu ve ne kadar büyük yanlış yapıldığını söyledi. Yani şöyle bir şey diyemeyiz. Efendim, eskiden liyakata çok fazla önem veriliyordu. Şimdi önem verilmiyordu. Şimdi benim gördüğüm maalesef, şimdi Sayın Nazif Okumuş'un da başından bir şeyler geçmiştir. Paylaştıklarımız var, paylaşmadıklarımız var, okuduklarımız var, okumadıklarımız var. Filanca partiye girmiştir. O partide liyakatın önemli olmadığını görmüştür kendince. Başka bir partiyi denemiştir. Orada da liyakatın değil de başka ilişkilerin önemli. Hiçbir partiyi denemedim, sakın. Efendim. Ben bak Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Mesela İYİ Parti ile ilgili olarak. İYİ Parti ile ilgili olarak. Ben bir gazeteciyim ve bir Türk milliyetçisiyim. Gazeteciyim, Türk milliyetçisiyim ve siyasetçiyim. Partileri analiz ederim. Evet. Partileri değerlendiririm. Partiye böyle... Değerlendiriyorsunuz olsa, kendi pozisyonunuz açısından. Zımnen de olsa bir Sayın Nazif Okumuş. Bırak düşünce Nazif Okumuş. Sayın olmadı. Nazif Okumuş. Teşebbüsü bırak. Vazgeçtim teşebbüsten. Sakın ha. Sakın böyle. Sayın Nazif Okumuş. Ama olmaz bu. He, evet. Anlamadım. Cümle nedir? Nereye takıldınız bilmiyorum. Nereye takılacağım? O kadar açık söyledin ki bir partiye girmiştir, başka bir partiye girmiştir falan. Ne demek? Evet, bir partiye yer almış diyelim. Hangi aman partiye? Yani Nazif Bey. Siz sabahtan beri demediğinizi bırakmıyorsunuz. Hangi partiye yer aldın? Efendim, partiye girmişsiniz ya da partide yer almışsınız. Başka bir partiye girdim mi? Yani biraz evvel hakareti duymadığınızı söylüyorsunuz. Şimdi ben çok açık bir şey, partiye girmişsiniz ya, tamam ya, partide yer almışsınız burada, yer aldınız partilerinde ya, burada, tamam herhangi bir partiye girmediniz Serdar bu nasıl tamam herhangi bir partiye ya, girmediniz özür diliyorum duymadı. Yer aldınız partilerde Serdar, yer verildi burada. hakkınızdı Allah Serdar Bey. Ben duyamıyorum Serdar, bu Nazif Bey şey. Şunu söylüyorum Serdar. Sayın Nazif Okumuş da şimdi konuyu başka tarafa çekmek için söylüyor ama Sayın Nazif Okumuş da yer aldı kendi ifadesiyle. Partilerdeki yönetimlerle ilgili o yönetimlerde liyakata yeterince önem verilmediğine dair eleştirilerde bulunmuştu. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Bunu mutlaka siz anlarsınız. Benim tanıdığım Sayın Nazif Okumuş bunu idrak edecek seviyenin çok çok üzerinde bir siyasetçidir. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben. Yani liyakat meselesi sadece ve sadece bu dönemin meselesi değil. Efendim geçmişte başbakanlık döneminde çok iyi bir denetleme mekanizması vardı. Efendim işler tıkır tıkır yürüyordu. Efendim liyakat tamamen öne alınıyordu. Hayır efendim 35 yıldır ben gazetecilik yapıyorum. Türkiye'de ben hiçbir dönem görmedim ki bu dönemde dahil. Bakın bu dönemde dahil ben bunu söylüyorum. Yani benim bir yere işte pas atma falan derdim yok. Bir şey yok. Serdar kendi Bey, için kendim için diyorum. Oradan da mana çıkartmayın lütfen. Serdar Bey. Bu oradan da mana kendim için diyorum. Var. Bu mukayeseyi hayır kendim için diyorum var. Şunu söylüyorum. Efendim? Bu mukayeseyi yapmanızın haklı olsanız bile ne faydası var? Ne faydası var? Şu faydası var. Herhangi bir dönemin problemi değil. Türkiye'nin problemini herhangi bir kişiye fatura ederek işin içinden çıkamayız. Yani yarın bu anlayış değişmediği müddetçe ben diyorum ki ister AK Parti olsun ister CHP olsun ister bilmem ne olsun bir dönemi kenara çekip de bir dönemi sütten çıkmış ak kaşık yapıp da öbür dönemi de onun üzerinden karalamak doğru bir tavır değil. Peki, tıpkı Serdar geçmiş dönemi bütün kötülükleri tamam, geçmiş döneme yükleyip de bu dönemi sütten çıkmış ak kaşık yapmanın doğru olmadığı gibi. Peki. Tabii bunu bir siyasetçi olarak söylemiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir yere evet. Üstad, yani son derece açık şeyler söyledim. Son derece net şeyler söyledim.
Ama şunu görüyorum. Yani doğruların söylenmesinden ya da objektif eleştiriden maalesef insanlar bulundukları yerlerden dolayı çok hoşlanmıyorlar Türkiye'de. Bu kültürü aşmamız lazım diyorum. Bunun da kimseye zarar olmaması lazım. Sağ ol, tamam. Peki, diyorum. Sağ ol. Ferman Bey bunu faydalı bulmayabilir. Sayın Ferman Demirkol'un konuşmalarının ne kadar faydalı olduğunu da, benim konuşmalarım ne kadar faydalı olduğunu da, burada moderatörümüz var, izleyicilerimiz var. Onlar takdir edecektir. Sizin söyledikleriniz arasında ne kadar inficam olduğunu, efendim daldan dala atlayıp atlamadığınızı da, ben atlıyor desem bile izleyicilerimiz benim sözüme tamamen %100 doğru diyecek değil. İzleyiciler ona karar verir. Ben son olarak bir dakika Sadır Bey, seyirci peki adına da konuşmuyor. Evet, hayır, ne faydası var diyorsunuz da. Evet, kendi adına. Ben diyorum ki hocam, yani peki, bunu anlarsınız hocam, öğrencileriniz anlatır. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencileriniz anlatır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir mesaj geldi Sabri Bey. Efendim. Özür diliyorum. Bir mesaj geldi avukatlardan. Buyurun. Onu söylemek istiyorum. Dedi ki avukatlar da dedi anayasa konusunda dedi konuşuyorlar dedi Ferman Bey. Her avukatlar da bu konuda konuşuyorlar dedi. Avukatlar da diyor ki yani biz hukukçu olarak bu konuda görüşlerimizi ifade edebiliriz. Sadece işte profesörlerin, akademisyenlerin şeyi değildir, avukatlar olarak buna bizim hakkımız vardır diyorlar. Bu da bir eleştiri olarak bana geldi. Ben de tamam dedim, dile getiririm dedim. Yani anayasa konusu veya bir başka konu sadece hukukçuların bir bölümünün inisiyatifinde olmamalı diye avukatların da böyle bir şey var. Çünkü bu alanda TÜRKAT gibi saygın sivil toplum örgütleri var. Onlar da çalışıyorlar. Onlar da sizin gibi değerli akademisyenlerle irtibat kurabilirler. Onların fikirlerini de toplayabilirler. Dolayısıyla ilmin bilimin tekele alınmasını da avukat arkadaşlarımızın çok da tasvip etmediklerini bir not olarak ilettiklerini ifade edeyim. Marketler konusuna gelmek isterdim. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki iki dakika özetlen hemen bana market konusunu ifade eder misiniz çok hızlı? Tamam efendim. İki dakikada şey yapmaya çalışacağım. Aslında çok uzun zaman ayırmak gerekiyor. Şimdi bir kere piyasada ucuzluk var. İşte bazıları öyle diyor. Ucuz işte vesaire 5 markette vesaire diyor. Kimileri de işte çok pahalılık var. İşte yandık bittik kül olduk vesaire diyor. Bunların hiçbirisinin anlamı yok bence. Çünkü bizlerden çok daha iyi bilen, en az bizim kadar bilen diyeyim. Ben de çarşıda, pazarda işte alışveriş yapan ve her ürünün de mümkün olduğunca, çünkü ben de 10 lirayı da 20 lirayı da çok hesap etmek zorunda olan bir arkadaşımız şeyim. Arkadaşımız değilsin, onu biliyorum hocam. Pazara gittiğini biliyorum. Evet, ben aristokrat salon gazetecisi değilim. Bunu da herkes bilir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Vatandaşlar da sürekli olarak ben temas halindeyim. Sürekli olarak iletişim halindeyim. Benim bütün iletişim hatlarım açıktır vatandaşlara. Şimdi vatandaş bir ürünü kaça aldığını, daha önce kaça aldığını vesaire, nereden daha ucuz alabildiğini, nereden daha pahalı aldığını biliyor. Dolayısıyla iktidar mensuplarının da, muhalefet mensuplarının da tamamen objektif bir şekilde bu işi ele almaları ve ortada hakikaten sebebi ne olursa olsun. Bakın deniyor ki 5 market yapıyor bunu, işte 5 zincir market yapıyor, 5 işte 5 hep de 5 oluyor. Mesela Birleşmiş Milletler'in 5'li çetesi, 28 Şubat'ın 5'li çetesi. Bu 5 rakamında da bir şey var. Hadi öbürünü de şimdi söyle. De bu 5 şey yapıldı. Öbür 5 evet. Çeteyi de söyle. Evet 5. Efendim? Tam ağzına geldi. Bir tane daha örnek verebilirsin 5'li çeteye. Var şeye şeyin o 5'li çete de, Nazif Bey. Ara dönem koalisyonlarını kurduran 5'li çete de vardı biliyorsunuz vesaire. Onu bilmiyorum. Şimdi o çete bahsetmez. Şunu söylemek istiyorum. Ya Türkiye'de bir istedim. Evet. Toparlayalım lütfen, zamanımız evet kalmadı. Evet. Yani sizin de beyanlarınızda bazen görüyorum çetelere metelere vurgular evet var. Evet. Ama farklı yerlerdeki çetelere de vurgular var. Onu da bilirsiniz evet siz. Çete bilirsiniz değil mi? Hepsini çok iyi. Daha evvel hakkınızda geldiniz bir partide çeteleşmeden bahsetmiştiniz. Bahsettim tabii. Sayın Nazif Okumuş. Tabii. Çok teşekkür ederim. Evet evet, o çeteleşmeden de bahsetmişsiniz. Çete bahsi bitmez. Şunu söylemek istiyorum. Ertuğrul Eğer, peki. Bakın deniyor ki siyasi iktidarın Serdar abi, ses kesiliyor da ben şey yapmak istemiyorum. Evet, siyasi iktidarın görüşü şu. Efendim bazı esnaflar, esnaf grupları fırsatçılık yapıyorlar. Şimdi aşağı yukarı her malın fiyatına zam gelmiş. Dolayısıyla bu görüş doğruysa ortada çok yaygın bir fırsatçılık var demektir. Çok yaygın. Bu da bir ahlak problemidir. Peki. Ahlak problemi de varsa eğitim ve diğer mekanizmalarla bunu çözmek de siyasi iktidarın görevidir. Benim görevim değil. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Serdar Bey, bugün itibariyle annemle birlikte o beşli çetede dedikleri bir markete uğradım. Annem tek başına yaşıyor kendi evinde, kardeşlerimin yanında duruyor.
Bir sepetlik bir alışveriş yaptık. 410 lira sadece neydi? İşte sebzeydi. Belki peynir, zeytin, ıvır zıvır. Yani anneme haftalık şey alıyoruz, kumanyası. 410 liralık bir fişlen. Oradan çıkınca annem sordu. Ne ödedin oğlum diye. Tamam. O 410 lirayı deyince abu dedi. Yani Anadolu tabiri. Peki bu hepimize aslında yeter. Yeter, evet. Peki. Evet, Tuğrul Bey, Ertuğrul Bey. Evet, tabii aslında bu anayasa tartışmalarını geldiğimiz nokta yine kendi açımdan memnunum. Yine benim dediğim nokta sürekli anayasa tartışması yapılırken işin felsefesi ve tarihi boyutlarından bağımsız yapmaya çalışıyoruz. Bu da anayasayı kendi çıkarlarına devşirme endişesi içinde olanların korkularından kaynaklanmaktadır. Şimdi Avrupa ve Türkiye kıyaslaması yapılmaktadır. Bakın, hı hı. Avrupa'daki krallık ve kilise arasındaki ilişki hala korunmaktadır. O kadar kavgaya, din savaşlarına, Haçlı seferlerine rağmen, Ortodoks Katolik kavgasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri dahil, zaten Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin çoğunda krallıklar devam ediyor. Kilise ve krallık arasındaki ilişki devam ettiğinden doğal olarak laiklik tartışması yok ve bunun da metne yansımasına gerek yok. Çünkü orada din düşmanlığı yok bizdeki gibi. Orada inanç düşmanlığı yok bizdeki gibi. O yüzden biz maalesef bugün oraya medeni yakıştırmasını yapmak zorunda kalmışız. Türkiye'de ise farklı bir oluşum söz konusu. Türkiye'de hali hazırda Müslümanların İslam düşmanlığı yaptığı bir ülke söz konusu olduğundan biz maalesef Müslümanların, evet, Müslümanların İslam düşmanlığı yaptığı bir ülke olduğumuzdan anayasamız İslam'a uygun mudur, değil midir? Ama dindar mıdır? Dindar mıdır, değil midir? Hı hı. Bizim bu tartışmayı yapabilmemiz için İlk başta da vurguladığım gibi medeniyet değerlerimizin içine doldurduğumuz kavramları tekrardan kendi inşamıza gözden geçirmek ihtiyacımız vardır. Başka yolu yoktur. Avrupa'ya medeni demeye devam edip onların İncil üzerinden yeminlerine alkış çalıp Diyanet İşleri Başkanı bugünkü tartışmalıdır. Önemli değil. Bir kurum olarak bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir devlete ait kurumu duayla açması tartışılacak bir ülke konumuna gelmemiz bizim acınacak bir devlet ve ülke konumunda olduğumuz anlamına gelir. Meselenin özü bu. Net, peki, söylüyorum. O yüzden öncelikle kavramlarımızın, medeniyet değerlerimizin bazılarının baskı ve korkularına rağmen o 2007'deki muhtıra baskısıyla 367 krizine ses çıkarmayan acizler var ya, net, hı, konuşuyorum. Onlara rağmen bizim bugün bizi bu hale düşüren kavramların içini tekrardan doldurup baş tacı edip onlar üzerinden yasal mevzuatları net tabirlerle başkalarının art niyetlerinin farklı yerlere çekeceği seviyeye kapatarak, o açığı, o kapıyı kapatarak tekrardan bir anayasa inşa etmemiz zaruridir. Onun dışındaki tartışmalar beyhudedir. Toparlayalım. Bu arada Hanife ikinci izleyicimiz bir Nazif Bey'e diyor ki konfeksiyon sektöründe 1 milyon işçiye ihtiyaç varken 3600 ile 6000 lira arası, bazı branşlarda 8000 liraya kadar personel sıkıntısı var. Eleman bulunamıyorsa bu nasıl bir işsizlik ortamıdır diye. Söyleyeyim mi? Peki. Çok bunu kısa. Bana değil, bunu değerli izleyicimiz Türkiye'yi idare edenlere söyleyecek. Türkiye'yi idare edenler, hı hı, Türkiye'de çalışması gereken kesimlere aynı ve nakdi yardımlarla inanılmaz şekilde onların iş gücünden kopmalarına yol açıyorlar. Bir, ikincisi iş kur üzerinden bence çok 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 sağlıksız yürüdüğünü gördüğüm, bir daha yumuşak söyleyeyim, bir kitleyi de iş gücünden koparıyorlar. Üç,
Asgari ücretin bu kadar böyle düşük olduğu, hiç değilse vergisinin bile hem işverenler açısından hem de emekçiler açısından bir karşılık oluşturabileceğini bilmelerine rağmen böylesine alım gücünün zayıfladığı bir Türkiye'de insanları çalıştırmak tabii zor. Ki zor olur. Bir dakika kardeşim, ama yani değerli arkadaşım sormuş. Dolayısıyla sen böyle iş gücünü oluşturabilecek bir ortamı yaratamazsan, insanlara sunmazsan olacağı bu ben değil. Ben yapmam. Şimdi ben ya, ama bunlar o kadar ucuz polemik isim mi aşağı? Ya, yani, yani biz Allah ya, bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir mantıktır? Şimdi gelelim başka bir şeye. Nazif abinin üstüne Türkiye'de, gitmeyin. Yani, yani biz değerli kardeşim, Müslümanları Türkiye'de sınıflandıranlar, Müslümanları Türkiye'de bir şekilde kendi kategorize edenler kimler bir bakalım. Yani Türkiye'de çok görüyorlar. Sokakta biz komşularımızla ilişkilerimizde muhabbetli, merhametli davranamadığımız müddetçe, onları siyaseten kategorize ettiğimiz müddetçe çok Türkiye'de olur. Bu bırak siyasal iklimden vazgeçtim ben, tamam mı? Toplumsal muhabbet iklimini oluşturamayız. Millet gerçeğine ters düşer ve sen Türkiye'de gün gelir Enderun teravih namazları tiyatrosunu oynarsan, gün gelir Türkiye'de VIP cuma namazı kılarsan, VIP cuma namazı kılarsan, onlara sesini çıkartmazsan, onlara bu ne tiyatrodur demezsen, olur mu? Cennete tamam mı? Götüren seccadeler bile daha kötü hocam. Budur. Peki. Bugün de şimdi yani Cumhur İttifakı'na bakarsan, yüzünü çevirirsen, yani dini anlamda sınıfı geçeceksin. Ama olmazsan sanki Ferman Hoca'ya birkaç dakika verelim. İşi buraya kadar götürmeye çalışanlar peki, var. Benim bunları sokağa görüyoruz. Onun için sokak kendine göre kurallar koyduğu zaman ister anayasa dayı, baba yasa da yapsan hiçbir sonucu alamaz. Sabri Bey, yanlış anlaşılmalara sebep olunduğumuz için benim biraz daha 1-2 dakika fazla değil. Fazla hocam hakkı hemen var. Gece ajansı var. Bir, çok hızlı. Ertuğrul kardeşimin söylediği gibi bu yanlış, şu yanlışları düzelteyim ben. Değerler batının değildir, insanlığındır. Demokrasi, özgürlük, insan hakları batının değildir. Bizim batıdan öğreneceğimiz hiçbir değer yok. O çok yanlış. Efendim cezayı İtalya'dan aldık. Meden usulü Nöşetel Hayatı'ndan aldık. İsviçre'nin. Ne bileyim şunu şuradan aldık. Bu yanlış. Değerler insanlığın değeridir. İki. Burada ben avukatlarla ilgili konuda herkes din konusunda konuşursa, herkes çevreyle ilgili konuşursa, çevreci olmayan çevreden konuşuyor. Avukat dediğim şey, anayasa dediğim şey şöyle bir şeydir. Piyasası olmayan bir hukuk dalıdır benim branşım. Para kazanılmayan bir dalıdır, Ertuğrul biliyor. Nereden para kazanacaksınız anayasacılıktan? Siyasi partilere gider ancak danışman olursunuz. Ama icradan, iflastan, cezadan değil. Ama maşallah bunlar böyle çıkmış. Ben din konusunda konuşursam, biyoloji konusunda konuşursam bunların biyologlar konuşmalı, ticaretçiler konuşmalı. Gelelim bir diğer bir yanlışlığa. Avukat anayasa konusunda konuşmamalı mı Ferman Bey? Ben bir daha söylüyorum. Avukat asla ve asla özel olan anayasa konusunda konuşmamalı. Bu günah mı? Konuşmamalı. Anayasada konuştun, medeni usulde konuştun, ticarette konuştun. Anayasa aman yarabbim, bir de tek adamlıkla suçluyorsunuz birilerini. Bu nedir ya? Pratiği olmayan bir hiçbir doğru. Avukat anayasa konusunda konuşmamalı. Allah Allah, her tamam. Şeyde konuşmalı. Ertuğrul Bey. Ya Sayın daha, Ertuğrul Akar bundan sonra anayasa Ertuğrul konusunda Bey, daha, konuşmanızı bilmiyorum. Sayın Ertuğrul Ferman Bey, Demirkol men ediyor. Böyle bir otorite olarak ağırlığını koyuyor kendileri. Bakınız fırsat vermiyorsunuz. Hocam, bu konuda kimin ne kadar konuşup konuşmamasının da şeyini ölçülerini Sayın Demirkol veriyor. Bakın siyasi partilerde çalışıyorsa, danışmanlıkta, siyasette meşgulse bir avukat konuşabilir diyorum. Ama ben kendimle ilgili söylüyorum. Ben ceza hukukunda, ticaret hukukunda, meden usulda konuşmamalıyım, konuşmamalıyım dedim. Bir. Peki iki, hocam. Diğerlerine söyleyelim. Diğeri ama işte hemen orada müdahale edince şöyle istedi. Kapatıyorum, biliyorum zamanla yarışıyorsunuz ama şimdi bu marketler konusunda. Yani burada hükümetin suçlayacağına, hükümetin de muhalefetin suçlayacağına, yok 1000 tane market mağaza açacağız demek piyasa ekonomisinin serbestliğine aykırıdır. Siz girdileri ucuzlatırsanız, pahalılığı kaldırırsanız, emeği değerlendirirseniz, üretimi de çoğaltırsanız bunlara gerek yok. Ama siz sanki dün iktidara gelmişsiniz gibi bugün market dolaşıyorsunuz. Bu doğru değil. Girdilere bakın, işçi ücretlerine bakın. Dünyada bir
Alman, bir Fransız çiftçisi ne kazanıyor? Bizimki ne kazanıyor? Oradaki mazot ne? Oradaki elektrik ne? Niye? Dünyanın büyük sanayiler Çin'e gidiyor. Çünkü emek ucuz, elektrik ucuz. Hocam, dolayısıyla biz kendimize dönmemiz gerekiyoruz. Efendim? Hocam, son cümle. Fiyatla mücadele ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Haftaya vitrinler biraz daha artar. Ferman Hocam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Lütfen bağışlayın. Programın sonuna geldik. Ha, bir yanlışı gidereyim. Peki. Ben siz soru sordunuz. Çok önemli bir yanlışı giderdim Serdar Bey söylediği için. Burada siz varsınız bir. İki tane dinleyici var iki. Siz bana dediniz ki diyorlar ki iktidar değiştiğinde biz korkuyoruz. Başımıza ne gelir? Bunu anayasal içine altyapısını dolduralım diye. Sormadınız mı? Ben de diyorum ki bazıları diyor ki iktidar değişse bizim böyle böyle yapacaklar bizi. Onların korkularına gerek yoktur diyorum. Peki. Anayasal güvenceler herkes içindir. O tarihi ben öyle bir şey kullandığımı da hatırlamıyorum. Tamam. İki de şahidim var. Yani peki işte. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler böylelikle Derin Kutu programının sonuna geldik. Bizden hemen sonra Gece Ajansı var. Gece Ajansı'nda özel bir konuğumuz var. Ahmet Marangi hocamız olacak sizlerle. Mustafa Balevi soracak. Ahmet Marangi hocamız da yanıtlamış olacak. Sevgili yönetmenime, değerli izleyicilerime, kıymetli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hayırlı geceler diliyorum.